kahinleri hem İslam alimleri 2021 ve sonrası için işaretlerde bulundular mı? Gelecekten veya geçmişten haber getirmek bilimsel olarak mümkün olabiliyor. Hazreti Davud'un kılıcının üzerinde geleceğe dönük birçok ibare var. Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra olacak olan olaylar, Mehdi zamanına kadar geçecek olan bütün serencam. Benim bulduğum tarihlerde ve olaylarda dönemsel olarak kimsenin işine gelmeyen şeyler var. Yani şu anda söylesek iktidarı da rahatsız edecek, muhalefeti de rahatsız edecek. Önümüzdeki bu sene 2021 senesinde erken seçim falan yok. Kimse boşuna beklemesin. 2021 de dahil olmak üzere benim tahminim 2027'ye kadar 1832'de hayatını kaybeden Müştak Baba diyor ki başkent Ankara olacak, 1000 kişiyle yönetilecek ve Cumhuriyet'in kuruluş tarihini bir de her yerde 2042'yi veriyor dediniz ya. 2042'de Cumhuriyet ya da ülkemiz bir tehlike mi yaşayacak? Öyle bir şey mi görünüyor? Siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben şimdi onları mesela çok açık söyleyemem. Arkadaşlar İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Nefeslerimizi tutarak izleyeceğiniz, benim de nefesimi tutarak beklediğim bir yayınla karşınızdayım. Çok kıymetli bir konu ve çok merak uyandıracak bir konumuz var çünkü. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan, onunla böyle çok keyfi tadından yenmez bir bölüm çekmiştik. Kanalımın en çok izlenen videolarından biri oldu. Şu anda yukarıdaki linki tıklayarak o bölümü izleyebilirsiniz ya da bitince mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hem son kitabı Plasebo'yu konuşmuştuk o yayında Serhat Ahmet Tan'la. 20 kitabı var. Uzun süredir araştırmaları var. İlahi kutsal metinler üzerine. Bu gecede kendisiyle şöyle bir konuyu konuşacağız. Bu benim çok merak ettiğim, konuşmayı çok istediğim, sormayı çok istediğim sorulardan bazılarıydı bunlar. Serhat Ahmet Han da tam böyle bizi mutmain ederek cevap verecek kişi diye düşünüyorum. Kehanet var mı? Kur'an-ı Kerim kehanete nasıl bakıyor? İnsanlık tarihinin en dikkat çekici, söyledikleri çıkan, kehanetleri çıkan kahinleri kimler? İslam alimlerinden gelecekle ilgili bilgi verenler ve çıkanlar oldu mu? Tüm bunların yanı sıra hem dünyanın en büyük kahinleri hem İslam alimleri 2021 ve sonrası için işaretlerde bulundular mı? Ortalıkta sosyal medyada pek çok bilgi var. Peki bunların hangisi gerçekten kehanet, ciddiye almalıyız? Hangisi sadece hurafe? Hepsini Serhat Ahmet Tan'a soracağız. Hemen ortak canlı yayınımızı başlatıyorum. İyi akşamlar diliyorum size. Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum herkese, bizi izleyen herkese. Bundan sonra izleyecek olan herkese de iyi akşamlar diliyorum. Sizinle yaptığımız ilk yayın çok ses getirdi. İnanılmaz izlendi, çok yorumlar alıyor. Hala kanalımın en çok izlenen gün içindeki videolarından biri. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler paylaşmıştınız. İkinci yayını da dört gözle bekliyorduk. Şükürler olsun kavuşturana diyorum. Şimdi evet. Ama önce bir böyle hafif esprili bir soruyla başlayacağım hocam. Konumuz çok önemli bu akşam ama sizin de dünyadan olmadığınızı düşünenler var. Çünkü hiç kimse yaşınıza inanamıyor. Nasıl bu kadar genç görünür diyorlar. Yani yaşı da sorulmaz insanların ama kaç yaşındasınız desem? Yani 20 Ekim doğumluyum ben. Geçtiğimiz 20 Ekim bittikten sonra 64 yaşına girdim. İnanılmaz bir şey. Sizi görüp de 45'ten 50'den en fazla daha fazla olduğunuzu hiç kimse söyleyemez. İddia ediyorum. Sağ olsunlar. Herhalde genetik bir şey bu. Benim anne tarafım Kafkasya kökenli, Çerkezlerden. Herhalde orada Kafkasya'dan gelen bir genetik bir damar var. Orada uzun ömürlü oluyorlar. Annem de şu anda Allah uzun ömür versin. 95'i geçti. Yani maşallah. Ama kadın tarafında biraz daha uzun ömür oluyor. Erkekleri pek bilemiyoruz. Erkeklerden erken vefat edenler de oldu. Yani genetik bir şey olabilir. Belki de fizyonomik görüntüye öyle yansıyordur. Ama ben memnunum. Allah'a şükür böyle devam etsin istiyorum inşallah. Paylaşacağımız bir sır yok yani bizimle. Paylaşacağımız sırrı ben bilsem yani onu devam ettiririm ama ben de bilemiyorum. Yani onu araştırdım ben.
ailemizde erken ölen erkekler de var. Uzun yaşayanlar da var. Kadınlarda daha çok uzun ömür oluyor bizim ailede. Yani onu bilemiyorum. Genetik diye düşünüyorum. Genetik, Genetik. tamam. Peki hocam, bu gece böyle çok dikkat çeken, herkesin merak ettiği bir konumuz var. Hemen başlayalım mı? Kehanet nedir? Bu kehanet meselesini biz ciddiye alalım mı? Gerçekleşmiş gerçekten kehanetler var mı? Hemen böyle başlayalım isterseniz. Yani bu eski çağlarda peygamber sözü manasına gelen Arapça nabu, nebi, nabu kelimesi veya işte Farsça'da peygamber, ondan sonra kahin de buradan geliyor, aynı kökenden geliyorlar. Yani bu gelecekten haber veren veya ilahi bir makamla iletişim kurup oradan insanlara yön gösteren şahıslar için kullanılmış. Ama tabii gelecekten haber vermek mümkün müdür, değil midir? Bu tartışmalı bir konu. Hem bilimsel açıdan hem de dini açıdan tartışmalı bir konu. Bilimsel açıdan geçmiş dönemde bunun böyle olduğuna yaşayarak inanılmış veya yani görmeseler bile inanmışlar. Bir inanç olarak getirilmiş ama bir yerde bir şey olduğu zaman da bunun mutlaka bir kökeni olması gerekir diye düşünüyorum ben. Şöyle, bilim ilerledikçe bu kuantum teorisi, işte relativite, ışık hızı nedir? Işık hızından daha hızlı hızlar olur mu, olmaz mı? Bu konular araştırıldıkça görülüyor ki gelecekten veya geçmişten haber getirmek bilimsel olarak mümkün olabiliyor. Yani bu bayağı bir şey, bir konu. Onun da bazı şeyleri var. Ben kitaplarımda anlatıyorum, bazı şartları var. Bir paradoks alanının içindeyken bilgi unutuluyor ama paradoks alanının dışından bilgi getirilebiliyor. Mesela şöyle örnek verelim. Benim doğduğum tarihle öleceğim tarih benim paradoks alanım. Ben şimdi bu tarihler içerisinde zaman yolculuğu yapmış olsam bile, mesela bundan 10 sene sonraya gitsem ve orada hala yaşıyor olsam, oradan aldığım bir bilgiyi bugüne tekrar geldiğimde muhafaza edemiyorum. Çünkü burada çift gerçeklik geçerli oluyor ve bu bilgi siliniyor. Tekrar bulunduğum yerden hiç geleceğe ait bilgim yokmuş gibi yaşamaya devam ediyorum. Ama ölümümden bir gün sonraya gitsem ve oradan bir bilgi getirsem veya doğmadan önceki günlerime gitsem, oradan bir bilgi getirsem, bu bilginin benim yaşadığım alan içerisinde muhafazası mümkün olabiliyor. Bu şekilde anlıyoruz. Yani gelecekten veya geçmişten bilgi getirilip de muhafaza edilebilir mi veya bu bilgiyle bir şeyler yapılabilir mi? Ama bilgi geldiği andan itibaren de kuantum teorisindeki gözlemci ilkesi gereği bu bilgiyi öğrenenler bu bilgiyi değiştirebiliyorlar. Yani tamamı değişmese bile işte verilen tarihler oluyor diyelim veya bir olay anlatılıyor diyelim. Bu olayın tam anlatıldığı gibi olmadığı ama çok benzer bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Veya tam söylenildiği tarihte değil, ondan bir sene sonra, 3 sene sonra veya birkaç sene önce gerçekleşebildiğini görüyoruz. Bu da gözlemci ilkesi gereği. Gözlemci bir olayı gözlemlemeye başladığı andan itibaren ona dahil olduğu için onun istikametini, yönünü, şeklini, mahiyetini değiştirir. Bu şekilde anlamaya çalışıyoruz. Tabii bu bilgiler öğrenildikçe, bilim bu seviyeye geldikçe gelecek günlerde daha da ilerleyecektir. Bu kehanet olaylarının, kahinlik olaylarının nasıl bir mekanizmayla işlediği daha iyi anlaşılacaktır. Bugün için bilgilerimiz teorik düzeyde ama bunun pratiğini henüz açıklayamıyoruz. Fakat bu olaylar çok. Yani bu tarz olaylar çok. Kahinler de çok. İslam literatüründe de var. Dini kaynaklarımızda da var. Dini kaynaklarımıza gelmişken şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da çok tartışılmış. Gaybı Allah'tan başkası bilir mi, bilemez mi diye. Kur'an-ı Kerim'de Cin suresinin sonuna doğru son 2 ayet olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada şöyle bir ibare var. Allah gaybını kimseye açık etmez diyerek başlayan bir cümle var. Ama şöyle koyuyor. İlla diyor. İlla demek
bir istisna kaydı koyuyorum demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu çok yerde kullanılan bir kalıptır. İlla dediği anda bunun istisnası var demektir. Onun istisnasını da söylüyor. Kendisinden razı olduğu Resulüne, yani onunla iletişimde olan, bilgi getiren bir Resulüne. Bu Resul'den maksat peygamber de olabilir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi de olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendisine de Resul denilmiştir. Ama burada peygamberimiz olarak düşünelim biz bunu. Yani kendisinden razı olduğu bir Resul'e bu bilgiyi verebilir. Ve bununla da kalmıyor, devam ediyor. O Resul'ün de önceki dönemlerine ve Resul'den sonraki dönemlere bu bilgiyi alabilecek rasatlar koyar. Bu rasatlar kelimesi de tam anlaşılamamış. Bunları bazı İslam alimleri peygamberin getirdiği bilgiyi inceleyerek bundan geleceğe ait veya geçmişe ait yorumlar çıkartan İslam alimleri olabilir demişler. Yani şöyle bir şey çıkıyor dini kaynaklarımızda da. Geleceğe ait bilgi yapısı gereği öğrenilemez şekilde tasarlanmıştır. Ama bu bilgiyi öğrenebilme imkanına sahip olan istisnai durumlar vardır. Ve bu da sadece Resul'ün getirdiği bilgiyi inceleyerek olabilir diye bir kayıt düşüyor. Şimdi biz buradan anlıyoruz ki peygamberin getirdiği bilginin içerisinde geçmişe ve geleceğe ait çok bizi ilgilendiren önemli bilgiler var demektir. Bunu doğru şekilde yorumlayıp buradan çıkartan alimler bu bilgileri bizim zamanımızda da olacakları veya bizden sonra da olacakları bize bildirebilirler. Ve bu bilgi sayesinde biz de kendimize bazı tedbirler alabiliriz. Bunun çok örnekleri var. Yani İslam alimleri içerisinde de var. İslam'ın dışında da, Hristiyanlık dünyasında da var. Daha önceki dönemlerde de var. Eski pagan dönemlerde de var. Bu şekilde bilgi alıp getirebilmek. Peki Serhat Ahmet Hocam, Kur'an-ı Kerim'in kendisinde, yani esas kaynak Kur'an-ı Kerim'in kendisi ya, orada gelecekte işaretler vardı. Bu alimler Kur'an-ı Kerim'den mi o işaretleri gelecekle ilgili kehanetlerine İslam alimleri elde ediyorlar? Yoksa onlara verilmiş özel bir yetenek mi? Hani Allah'ın peygambere müsaade ediyor olması gibi. Şimdi burada iki tane şey devrede. Hem söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'den bilgi çıkartılabiliyor. İkincisi de bu tayyi mekan bahsi zaman dediğimiz, işte zaman yolculuğu yaparak bu bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu zaman yolculuğu da tartışılmış. Yani burada kişisel yetenek mi devrededir, yoksa Hızır Zülkarneyn misyonu dediğimiz çok ileri teknolojiye ulaşmış olan, benim kitaplarımda anlatmaya çalıştığım bir misyon mu bu yardımı yapıyor ve bu şekilde zaman boyutları içerisinde yolculuk yaptırarak bu alimlere bu bilgileri veriyor. Bunlar tartışmalı konular ama ben kişisel yeteneklerin burada çok fazla etkili olamayacağını düşünüyorum. Yani mutlaka bir Hızır boyutuyla bir iletişim vardır diye düşünüyorum ve oradan alınan bilgilerle bu şekilde bir ulaşım sağlanıyor diye düşünüyorum. Burada da bilgiyi almak önemli ama bilginin bir de aktarılması var. Yani şimdi orada elde edilen bir bilgi, mesela şöyle söyleyelim. Bugün mesela televizyon kanallarını izlesek, biz bugün mesela geçmişte 10 sene önceden bugüne geldiğimizi düşünsek ve bugün bugüne ait dünyada neler oluyor diye izlesek, bu bilgiyi bizim kontrol edebilmemiz çok zor. Yani şu anda olan biten şeyleri bile. Onun için burada dikkat çekici olan nedir? İnsanlığı ilgilendiren nedir? Gelecek günleri hangi olay etkilemiş? Bunlardan belki binlerce olay varsa iki tanesi, üç tanesi, dört tanesi öne çıkar. Bunları tespit etmek önemli. Yani bir yere gitseniz, gezseniz, orada yaşasanız bile orada hangi olayın önemli olduğunu anlamak çok zor olur. Onun için burada bu alimler benim tahminime göre gidip bir müddet orada kalıp veya defalarca gidip gelip oraları araştırarak, yani geleceğe ait bilgileri elde ettikleri ortamları, bu yolculuk ruhsal mıdır, fiziksel midir, bu da tartışılmış. Ama oradaki, yani daha sonraki gelişmelere göre başka başka zamanın bölgelerine giderek geçmişte o gördükleri olayın gelecekte nasıl sonuç verdiğini de izleme şansına sahip oluyorlar ve önemli olayları süzüyorlar. Ve o önemli olayları ana hatlarıyla kendileri ayrı bir şifreleme metoduyla
şifreleyip şiirsel bir tarzı divan şeklinde yazmışlar veya nesir şeklinde de olabiliyor bu. Yazmışlar ve oraları, o şifreleri onun yaptığı tekniği anlayabilen kişiler de daha sonra bizim zamanımızda yaşayanlar çözebiliyorlar. Buradaki olay şudur. Bilgiler bize geçmişten gelmiş gibi görünüyor. Yani mesela bir Müştak Baba'nın bir kitabını aldığımızda bizden 200 sene önce yaşamış. Evet. Şimdi bu bilgi baktığımızda Süleymaniye Kütüphanesi'nde bu kitap ne zamana ait dersek 200 sene öncesine ait. Yani bu bilgi geçmişten geliyor bize. Aynı şekilde mesela Yuşa Tepesi'nde ben çok araştırdım ve kitaplar da yazdım. Orada da kitabeler var. Evet. Şimdi o kitabelerdeki bilgiler de geçmişte yazılmış. Ama içindeki içeriği okuduğumuz zaman veya şifresini çözebildiğimiz zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Bizim bugünümüze hitap ediyor. Hatta bugünden daha gelecek günleri de anlatıyor. O zaman şöyle bir şey oluyor. Bu bilgi, geleceğe ait bilgi geçmişe gitmiş, geçmişten bize ulaşmış gibi oluyor. İşte bu benim başlangıçta söylediğim, bu paradoks alanının içerisinde olmaması gerekiyor. Yani dışından alınıp dışına teslim edilip, yani dışından dediğim gelecekten, paradoks alanın dışındaki bir gelecekten alınıp paradoks alanı atlanarak paradoks alanının dışındaki bir geçmişe ulaştırılıp oradan paradoks alanın içine ulaştırılması hedefleniyor ki böyle bir yol izlenerek çok görüyoruz. Aynı bu yöntemi görüyoruz. Yani mesela bugünlerde olacak bir bilgi, 2021-2022 yıllarında olacak bir bilgi. Bu bilgi aslında gelecek günlerden alınmış, geçmişe nakledilmiş, geçmişten de bize kolaylıkla gelmesi sağlanmış. Çünkü çoğu bilgiyi biz o bilginin gerçekleşeceği zaman yaklaştıkça kolaylıkla çözebiliyoruz. Çünkü neden? Daha önce okuduğumuzda bir şey anlaşılmıyor. Yaklaştıkça şairin şifrelediği o satırların nelerden bahsettiği yavaş yavaş anlaşılabiliyor. O zaman onu çözme yeteneğine sahip oluyoruz. Evet, inanılmaz gerçekten. Şimdi Müştak Baba'ya geri döneceğiz. Bu arada ben de 20 kitabınızdan bu iki kitabınızı bugün yanıma ayırdım. Çoğu bende var. Evet. Devdağı, Yuşa Tepesi, Büyük Sırrı ve Müştak Baba. Bugün işte konuşacağımız iki kitap diye. Siz Müştak Baba için diyorsunuz ki kitabın arkasında Notre Dame mu, Müştak Baba mı? Şimdi gerisini Müştak Baba'ya gelince neden bu iddialı başlığı yazdığınızı soracağım. Buradan da okuruz ya da siz anlatırsınız belki. Ama önce şeye gelelim hocam. Yani bu anlattığınız kısma hepimiz anlayamamış olabiliriz. Hani ömrümüz içinde geleceğe gitmek, geçmişe dönmek. Yani bilim bunu yok saymıyor, kabul ediyor ama bilim de zaten tam olarak anlatamıyor diyorsunuz ya. Biz de anlamamış olabiliriz ama şunu mutlaka anlıyoruz. Şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olmuş demişse biri o bizim çok dikkatimizi çekiyor. Malum Notre Dame ya da insanlık tarihinin en büyük kahinleriyle başlayalım mı? Üç tanesini seçtik sizler için Serhat Evet. Ahmet Tanrı. Notre Dame'a da başlayalım isterseniz. Başlayalım. Şimdi Nostradamus'un aslında asıl mesleği tıp doktorluğu ve o günlerde tıbbın içerisinde bir kol olarak yer alan işte bu bitkilerle ilgili, hatta daha çok parfümlerle ilgili çalışmaları var ve oradan bir Avrupa saraylarında tanınması var. Birçok kişiye hastalıkları iyileştirmiş. Hatta o dönem çıkan veba salgınında falan çok çalışmış, çok uğraşmış. Fransa sarayında kraliçenin davetlisi olarak bulunuyor ve orada bir kehanette bulunuyor. Kralın 3 gün sonra yapılacak olan bir şeyi var. Bir düello müsabakası var. Bu orta çağda atın üzerine binerek zırhlar kuşanarak uzun böyle kargılarla karşılıklı atları koşturarak birbirlerine hücum etmek şeklinde böyle düellolar olurdu. Filmlerde izlemişsinizdir. O düelloda karşı taraftaki düellocunun kargısının yüzündeki zırhtan göz bölgesinden içeriye girip beynine kadar geleceği ama 3 gün ölmeyeceği, 3 gün sonra vefat edeceğini söylüyor kralın. Ve bu kehanet o söylendiği zaman herkesi güldürüyor fakat düelloda aynı sahne oluyor. Onun üzerine bütün dikkatler Nostradamus'a yöneliyor. Ve daha sonra
Kraliçe kendi gelecek kuşaklarına, yani o günkü çocuklarına ve gelecek kuşakları neler başına geleceğini öğrenmek için Nostradamus'a çok ilgileniyor ve oradaki kehanetleri de var. Hatta oradaki kehanetlerinde hangi çocuğundan krallığın devam edeceğini ve onun Fransız krallığının sonunun ne olacağını, yani işte Marie Antoinette'in o sözlerinin söylendiği zaman Fransa'daki devrim olduğunda giyotinle idam edileceğini, kralın da aynı şekilde idam edileceğini falan yıllar sonrasına ait böyle kehanetleri olduğu söyleniyor. Yalnız buradaki şey şudur. Tabii Fransız devriminden sonra ağırlıklı olarak Fransa'daki sistem, bilgiler hepsi daha çok belirli bir grubun eline geçti. Ve bu grubun masonlukla ilişkileri olduğu da biliniyor zaten. Buradaki bu Nostradamus'un kehanetlerinin biz şu anda yayınlanmış olanlarının ne derece gerçek olup olmadığını, ne derece değiştirilmiş olup olmadığını tam bilemiyoruz. Oralardan geleceğe ait, bizim bugünlerimize ait neler olacağını bizim o kitapları araştırıp da çıkartabilmemize imkan yok. Ancak o kitapları işte ben araştırdım da şunları buldum diyen bazı kişilerin yayınlarından biz takip ediyoruz. Ama oralarda da çok, yani bugüne ait kehanetlerde çok çelişkili açıklamalar var. Çok karmaşık açıklamalar var. Ama Nostradamus'un gelecek yıllara, yani bizim bugün de içinde yaşadığımız yıllara ait yaptığı çok kehanet olduğu biliniyor. Bu böyle, bu kainlerin şahı diye kabul edilen Nostradamus. Ondan sonra bize yakın Hocam, dönemde. hemen Evet. Nostradamus'la ilgili internette gezen bir şeyi söyleyeyim size. Hani 2020'de koronavirüsü de Nostradamus bildi diye bir şey var. Şöyle bir metin. İkizler yılında, yani şifreli yazıyor ya, 2000, yani 2020, 2020'de doğuda, yani Çin'den, yani dediğim kısımları yorum olarak düşünün. Bir kraliçe, kraliçe korona, yükselecek gece yaratıklarından, yani yarasalardan, vebasını, yani virüsü yedi tepeli diyara, yani İtalya, Roma'ya yayacak ve dünyayı yok etmek ve mahvetmek için alacakaranlıklarında olan insanları, yani yaşlıları toza dönüştürecek, yani öldürecek. Bildiğiniz dünya ekonomisinde bu sonu olacak. Böyle bir şey atfedilmiş mesela. Yani şimdi buna mesela çok güzel ama ne derece güvenebiliriz? Bu şimdi bunu kim yazmış, nereden çıkartmış, nereden bulmuş? Asıl kaynak olsa biz ona baksak biz de oradan aynı şeyleri çıkartabiliyor muyuz? Zaten anlatmak istediğim şey bu. Şimdi sonradan böyle çok şey yazılabilir. Nostradamus şunu da bildi, bunu da bildi, böyle de olacak diye. Peki bunu acaba niye bu koronavirüs olmadan önce biz bilmiyorduk? Şimdi koronavirüsten sonra bu açıklamalar geliyor internete. Yani koronavirüs olmadan önce de bunları bilseydik. Mesela buna benzer bir ibare İncil'in vahiy bölümünde var. Yuhanna'nın vahiy diye bilinen bölümde bu koronavirüs tarif ediliyor. Koronavirüsün 5 ay insanlara akrebin zehrinin verdiği etki gibi bir acı vereceği ve sonra kaybolacağı da söyleniyor mesela orada. Ben bunu birkaç videomda da söyledim. Onu mesela Olgun Aydoğ falan da bu konuyla ilgili onun da videoları var. Şimdi burada böyle şeyler olabilir. Orada bir tek şeyden yola çıkılarak mesela İncil'deki bu vahiy bölümünde korona taç kelimesi geçtiği için korona şeklinde buradan bir bağlantı kuruluyor. Ama o koronanın devamında anlatılan başka şeyler var. Bazıları bugünümüze uyuyor, bazıları uymuyor. Fakat bu şimdi şu sizin okuduğunuz bu satırların sonradan icat edilmiş olma ihtimali yüksek. Anladım. Bütün fıkraların Nasrettin Hoca'ya, bütün özlü sözlerin Mevlana'ya atfedilmesi gibi, evet. Pek çok şey de kehanette Nostradamus'a o zaman mal olabiliyor. Bunu öğrenmiş olduk. Burada çarpıcı bir şey var. Son dönem yaşayan Amerikalı bir şey var, kahin var. Edgar Cayce. Bu Edgar Cayce'nin hikayesi çok ilginç. Çünkü bu belli, yani belgelerle kanıtlanabilir bir yaşamı var ve yaptığı işler de belli. Bu Edgar Cayce'nin bildiği çok şey var. Mesela 1920'de, 1929 yılında ortaya çıkacak olan Amerika'daki ekonomik buhranı tarif etmiş. Nelerin iflas edeceğini, nasıl olacağını.
1935'te sona ereceğini ta 1920 yılından söylemiş. Ondan sonra kutup taklasına ait benim kitaplarımda geçen soğuk ve sıcak iklimlerin dünyadaki bölgelerinin yerlerinin değişeceğini, dünyanın bir kutup taklası atacağına ait kehanetleri var. Komünizmin yıkılacağına ait, ondan sonra komünizmden sonra Rusya'nın bir devlet olarak ortaya çıkacağına, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde uyumlu çalışacağına ait kehanetleri var. Vietnam Savaşı'nı bilmiş. Ondan sonra kendi öleceğini söylemiş. 1 Ocak 1945'te akşam üzeri öleceğini söylemiş. Bunun yaşam hikayesi de çok ilginç. Küçük bir çocukken sokakta oynamaya çıkıyor ve eve geldiği zaman evde bayılarak düşüyor ve kaldırıyorlar. Komaya girdiğini söylüyor doktorlar. Doktorlar herhangi bir şey bulamıyorlar. 3 gün o şekilde kalıyor. 3. gün o koma halinden kalkarak etrafında işte annesi var, başka akrabaları var. Onlara diyor ki ben diyor sokağa çıktığım zaman ensemdeki tarif ediyor bölgeyi. Enseme diyor bir beyzbol topu hızlı bir şekilde çarptı. Ve orada benim şu 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 sinirlerimi bloke etti. Eğer acele etmezseniz ben diyor yarına çıkmayabilirim. Bir yakı tarif edeceğim size diyor bir şey. Onu diyor enseme koyun ve sıkıca bastırın. O orada dursun. Anca böyle kurtulabilirim. Yani kendi ilacını da söylüyor. Ama küçük bir çocuk bu. Ondan sonra annesi çaresiz kalınca aynen onun tarif ettiği formülle o yakıyı yapıyorlar, ensesine koyuyorlar ve iyileşiyor. Ondan sonraki dönemde tabii bunu sordukları zaman bunu hatırlamıyor. Yani böyle bir şey söylediğini hatırlamıyor. Çocuk zaten. Ama sonraki dönemlerde hep uyuyarak uyku sırasında transa giriyor ve transa girdikten sonra birçok kehanetini yapıyor. Onun kehanetleri daha çok hastaların teşhislerin yani amansız hastalığa yakalananların dünya üzerinde nerede olursa olsun yakalanan kişilerin teşhisini yapmak ve onlara ait ilaçları onlara ulaştırmak, formüllerini ulaştırmak ve o yolla çok kişiyi iyileştirdi. Bunu nasıl yaptın diye söylendiği zaman daha sonraki dönemlerde kendisi tabii bunu hatırlamıyor. Uyandıktan sonra ne yaptığını da bilmiyor. Uyku sırasında bunları transa giriyor. Yanında yardımcıları var. Onun söylediği şeyleri birebir yazıyorlar. Ondan sonra şöyle söylüyor. Ben insanların beyinleriyle iletişime geçiyorum. Ve oralarda saklı olan bilgileri öğreniyorum. Yani mesela bir kızın işte ayaklarındaki bir kemikte kanser var. Ama doktorlar bunu tespit edemiyorlarsa onunla ilgilenen bütün doktorları, diğer doktorları tarıyorum ve oralardaki o bilgileri derliyorum ve o kıza teşhisi koyuyorum. Sonra onu zaten ilacını da yapmaya uğraşan bir sürü başka doktor var veya araştırmacı var. Onları da tarıyorum ve oradan o ilacı da söylüyorum. Yani böyle çok iyileştirdiği insan var. Hatta buna kendi profesörler falan onu incelemeye alan profesörler var. Daha sonra ahbap olmuşlar, arkadaş olmuşlar. Onlar bile hayret ediyorlar. Söylediği her şey hemen hemen doğru çıkıyor. Bir de işte burada mesela elektrikli arabalar ve lazerin bulunacağını, daha ileriye dönük şeyleri var. Mesela bu kutup taklasından sonra Japonya tamamen denize gömülecek diyor. Böyle şeyleri de var. Ondan sonra Paris, New York, Londra bunlar haritadan silinecek diyor. Böyle kehanetleri de var geleceğe dönük. Bu Edgar Cayce bunların içerisinde hemen hemen hem yakın dönemde hem de en araştırabileceğimiz, anlayabileceğimiz tutarlı kehanetleri olan kişi. Peki hocam, kutup taklasıyla mı Japonya haritadan silinecek, Paris, New York, Japonya denize gömülecek, diğer ülkelerde şehirler Paris, New York, Amerika tarihe gömülecek. Kutup taklasıyla mı böyle olacakmış? Tabii kutup taklası olursa böyle dünyada çok doğal felaketleri tetikler. Çünkü zaten kutup taklasına yani dünyanın ters dönmesine, takla atmasına, kuzey kutbunun güneye, güneyin kuzeye gelmesine ne sebep olur diye araştırdığım zaman ben şunu gördüm. Bu büyük okyanusun kuzey kısmında hatta büyük okyanusun hemen hemen tamamında da var da yani çevrelenmiş kara parçalarında Japonya, Alaska bölgeleri falan da buna dahil.
Buralarda ateş çemberi deniliyor. Çok yüksek şeyler oluyor, depremler oluyor burada. Yanardağ patlamaları oluyor. Hala da devam ediyor. Yani 9 ve üzeri depremler oluyor. Bu kutup taklası zaten şu anda kutup kayması hemen hemen kutup dairesi sınırlarına gelmiş durumda. Yani 500 kilometre, 600 kilometre kutup bölgesinden, daha önceki kutup bölgesinden kaymalar olmuş durumda ama dünyanın takla atması için bu kutup dairesi dediğimiz bölgenin dışına çıkması lazım. Onu da tetikleyecek olan şey dünyanın iç çekirdeğinin dünyanın kabuğuyla, manto dediğimiz tabakasıyla uyumlu olarak dönmesinin ani olarak bir ivmelenme ile bozulması yoluyla olabiliyor. Buna ne sebep olur dediğimiz zaman buna 9'un üzerindeki depremler sebep olur diye düşünüyoruz ve onlar da özel bir bölgede olması lazım. İşte Alaska bölgesinde falan, yani kutup dairesine yakın bölgelerde böyle 9'un üzerinde deprem olursa 9.5, 9.6 gibi falan, bu olabilir. Ani bir ivmelenme ile iç çekirdekle dış kabuğun dönüşün momentumu bozulur. Burada kutup taklası olma ihtimali çok yüksek. Bu nasıl olur diye baktığımızda, bu da 9 şiddetindeki depremler aşağı yukarı 7-8 senede bir oluyor. Bu olması aslında enerjinin dışarıya çıkması için gerekli. Bu normal, doğal bir süreç. Ama bu birikirse 15, 20, 30 sene olmaz da birikirse, o zaman bunu telafi etmek için 9.5, 9.7 hatta 10'a yakın depremler olması gerekiyor. İşte burada tehlike burada başlıyor. Ve tahmin ediyorum 11-12 senedir de 9 şiddetinde dünyada deprem olmadı. Bu birikim oluyor diye tahmin ediyorum. Eğer böyle bir şey olursa Alaska bölgesine yakın, bu iç çekirdekle dış çekirdeğin momentumunu bozacağı için kutup taklası olabilir. Olursa da böyle çok doğal afetler olur. Çünkü Japonya zaten o bölgede. Ondan sonra işte Paris, New York, Londra. Onların tabii kutup taklasıyla mı yok olacağı veya başka sebeplerle mi yok olacağını açıklamamış ama böyle bu doğal afetler sebebiyle dünyanın birçok yerinde iklim değişiklikleri olabilir, kargaşa doğal afetler olabilir. Bu arada kutup taklası ile ilgili çok uzunca anlattığınız ilk bölümümüzü izlemek isteyenler Serhat Ahmet Tan'la yaptığımız ilk bölümü mutlaka izlesinler. Orada siz hangi tarihler arasında olabileceği ile ilgili tahminlerinizi de paylaşmıştınız. Bir daha yormayacağım sizi. Şöyle yukarıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Peki hocam, bizi ilgilendiren bir şey söylemiş mi? Her dediği çıkmış Edgar Cayce Notre Dame'dan daha şey göründü birden gözüme. Daha parlak göründü. Yani bizle ilgili öyle birebir bir şey yok. Türkiye ile ilgili birebir bir şey yok. Daha çok o böyle doğal afetler, dünyanın genel durumu. Ondan sonra işte ama Vietnam Savaşı'nı mesela söylemiş. Yani Amerikalı olduğu için daha çok Amerika ile ilgili konularla şey kehanetler yapmış. Bizimle ilgili bir kehanetini araştırmadım, rastlamadım. Pek yok. Ve Baba Vanga, herkes de duyuyorum bir Baba Vanga. Herhalde bu dönemin en popüler kahini o galiba, değil mi hocam? Evet, yani Baba Vanga'da da şöyle bir durum var. Bulgaristanlı bu teyzemiz. Yani ama onunla ilgili KGB ile tabii zaten normaldir. Yani birisi böyle bir öne çıkar bir şeyler söylüyorsa orada hakim olan haber alma teşkilatı onu kontrol edecektir. Hatta yönlendirebilir bile. O kehanetlerini kendisi alabilir eğer bunlarda bir bilgi kaynağı varsa. Gerçi bizim ülkemizde bu gibi konulara şey olarak bakılıyor. Komplo teorisi, spekülasyon, saçma sapan konular gibi bakılıyor ama bizim dışımızdaki birçok ülkenin istihbarat teşkilatları bu konuyla ilgili kendilerinde bürolar bile var. Yani özel çalışmalar var. Yani bir bilgi kırıntısı ne olursa olsun varsa böyle bir şey onu almaya çalışıyorlar. Aldıktan sonra da dışarıya kendilerine uygun bir şekilde vermeye çalışıyorlar. Baba Vanga'da KGB ile ilgili böyle söylentiler var. Yani KGB onun bilgilerini almış ama dışarıya aktardığı bilgiler KGB'nin süzgecinden geçmiş bilgilerdir diyerek böyle bir şey var. Şimdi Baba Vanga ile ilgili o da aynı şekilde şimdi sizin okuduğunuz Nostradamus kehaneti gibi olaylar olduktan sonra
birçok şeyler çıkıyor. Mesela Trump'la ilgili kehaneti çıktı ama hiç tutmadı. İşte hasta olacak. Zaten Trump Covid'e yakalandı. Ondan sonra da hasta olacak ama işte sürüne sürüne ölecek. Şöyle ölecek, böyle ölecek ama hiçbir şey öldüğü yok. Seçimi kazanıp kazanmadığını söylemedi. Yani onlara ben tam güvenemiyorum. Ama yapmış olduğu yani gerçek kehanetleri içerisinde geleceğe ait bilgiler olan birçok kehaneti var. Ve onlardan da kendi zamanında birçoğu da olmuş. O da yine işte Sovyetler Birliği'nin son dönemlerindeydi. O dönemlere ait bilgiler vermiş. Mesela buna benzer şey de var. Fatıma köyünde Fatıma'nın üç şeyi diye papalığın da aynı şekilde kehanetleri var. Aziz Malaki'nin kehanetleri var. O Fatıma köyünde Hazreti Meryem'i gördüğünü iddia eden üç tane çocuk vardı. Onlar işte bu Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği'nin yıkılması, bunları kehanet ettiklerini söylemişlerdi. Bu şekilde geçmişe dönük şeyler var ama bunlar belirli yani kendilerini ilgilendiren güçlerin kontrolü altına girdikten sonra bize ulaşan bilgilerinin ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar yönlendirilmiş olup olmadığını tam anlayamıyoruz, çözemiyoruz. Peki Baba Vanga'nın hocam dikkatinizi çeken yakın geleceğimizle ilgili kehanetleri var mı? Hani bekleyelim bakalım oluyor mu olmuyor mu diye soruyorum. Sizin radarınıza giren kehaneti var mı? Yok benim öyle yani birebir öyle bir şeyi bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda ama Trump'la ilgili internette çok çıktı yani Trump virüse yakalanınca çok öyle Baba Vanga'nın kehanetleri çıktı. Yeni yeni de çıkar yeni olayları ama şu anda mesela söylenmesi lazım ki geleceğe dönük Hı yani hı. bundan sonraki Olup olay bittikten sonra değil, olmadan önce olmadan çıkarsa önce o kehanetler tabii kıymetli olmadan diyorsunuz. önce söylenmesi lazım. Evet, bu arada Baba Vanga'nın cenazesine pek çok devlet adamı katılmış falan, hani bu KGB ile bağlantısı olabilir diyorsunuz ya, o da Evet. şimdi daha farklı bir bilgi olarak çarptı gözüme birden. Evet. Ne kadar mümkün. Peki hocam, şimdi biraz gelelim mi artık bizim İslam alimlerine ya da İslamiyet'te kehanete, bunu burayı tamamladıysak. Önce ben sizin kitaplarınızdan birkaç şey sormak istiyorum. Ya İbnül Arabi ile Müştak Baba'yı soracağım mutlaka size, ama sizin galiba ilk kitabınız Her Cümerç olabilir mi? 20 kitabınız var. Evet. İlk miydi hocam? Birinci İlk kitap. kitap Ercümerç. Orada mı bahsediyorsunuz Hazreti Davud'un kılıcından ve orada bir Evet. kehanet var mı? Orada kehanet var. Şöyle var. Hazreti Davud'un kılıcı Yavuz Sultan Selim Mısır'da Memlükler Devleti'ni yıkıp fethedince o bölgeyi. Orada aşağı yukarı 6 ay falan kaldı. Daha sonra ilkbaharda İstanbul'a geldi. Oradan bir sene içerisinde işte bütün kutsal emanetler, halifelik getirildi. O kutsal emanetlerin arasında bugün Topkapı Sarayı'nda olan Davud'un kılıcı denilen bir obje de var. Bu Davud'un kılıcı gerçekten Davud Aleyhisselam'a ait midir, değil midir? Tam kesin bilgimiz yok ama Davud'un kılıcının üzerinde çok değişik simgeler var. Bir kesik baş var ondan sonra. Ayrıca bir tane kitabesi var. O kitabede yazılmış yazılar var ama kitabede yazılmış yazılar ve oradaki simgeler Arap harfleriyle yazılmış. Aynı zamanda rakamlardan da orada bir sembol oluşturulmuş. Şimdi rakamdan sembol oluşturulduğu için yani Araplar İslamiyet öncesi dönemlerde aslında harfleri rakam olarak kullanıyorlardı. Rakamları daha sonra İslamiyet'ten sonraki dönemlerde Hindistan'dan aldılar. Şimdi bu rakamlardan oluşturulmuş simgeler olduğu için biz bunun İslamiyet'ten önce dönemde olamayacağını düşünüyoruz. Bu söylediğim Hazreti Davud'un kılıcının kitabesi var. Ayrıca bakır bir levha var. Orada çok gizemli yazılar var. O işte orada rakamlar olduğu için o rakamlar büyük ihtimalle Müslümanların Mısır'ı ele geçirdiği zaman Hazreti Ebubekir'in oğlu zamanında ele geçirmiş olabileceğini düşünüyoruz. Ondan sonra da Yavuz Sultan Selim Memlükler Devleti'ni yıkınca oradaki bütün objeleri aldı. Şimdi o kitabe Hazreti Davud'un kılıcının üzerinde yazan ve bugün anlayamadığımız, çözemediğimiz bir sürü simge ve yazının
aslında Araplar tarafından çözümlenmiş hali olduğu anlatılıyor orada. Oradaki bilgilerde Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a ne zaman gideceği, ne zaman orayı ele geçireceği olduğu söyleniyor. Ayrıca geleceğe dönük birçok ibare var. Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra olacak olan olaylar, Mehdi zamanına kadar geçecek olan bütün serencam orada anlatılıyor. Peygamber isimleri geçiyor. Birçok peygamberin ismiyle anlatımlar var. Ben onu kitaplarımda anlattım. Oradan o ebced hesaplarını yaptığımız zaman peygamber isimlerinin ebcedlerini toplayarak belirli bir teknikle oradan bir şeyler çıkartmaya uğraştığımız zaman aşağı yukarı tarihleri de buluyoruz. Ama orada bütün şey, yani İslam'ın son dönemine kadar hangi olaylar olacak, kılıç nerelere gidecek? Aslında onu bir macera şeklinde anlatmış. Yani bu kılıç şuradan şuraya gidecek, şuradan şuna teslim olacak, şuradan şunun eline geçecek falan şeklinde anlatılmış. Tabii bu bir tarihsel dönemi anlatıyor o zaman. Oradan anlıyoruz. Yani Osmanlı'dan da kimin eline geçeceğini, ondan sonra da nerelere, Mehdi'ye kadar, Mehdi'ye nasıl ulaşacağını serencamı anlatılıyor. Burada çok şeyler var, değişik bilgiler var, tarihler var. Bir şeyden bahsediliyor, genel bir mücadele, dini bir savaştan bahsediliyor. Ondan sonra ve Mehdi zamanına kılıcın ulaşması, en son kılıcın macerası bu şekilde anlatılmış. Peki ama hocam şimdi biz meraktan çatlarız şimdi. Mesela Mehdi zamanına kadar şimdi kılıç Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesinde. Evet. Bu kılıç başka birinin himayesine geçecek mi kendi oradaki kitabeye göre? İşte orada bir şey var, maceralı bir durum var. Başka birinin himayesine geçmiyor da Mehdi'ye nasıl ulaşacağı, hangi yollardan nasıl bunun macerasının olacağı anlatılıyor. Şimdi o konuya girersek çok uzun sürer. Çünkü oradaki o kitabedeki yazıları ben kitaplarımda yazdım ve inceledim. Orada tek tek bunu anlatırsak çok uzun sürer. Yalnız burada genel hatlarıyla şöyle, Müslümanların ve Müslümanlara karşı olanların bir şeyi bu. Mücadelesi. Bu aslında benim Hercümerç kitabında da var. Daha sonra kitaplarda da var. Zaten Hercümerç karma karışık olan bir dünya demek. Ahir zamanın karma karışık hali demek. Orada da zaten o kargaşa anlatılıyor. Melhame-i Kübra denilen en son savaş, bu hadislerde de var. Ben hadislerden de bazı alıntılar yaparak onları anlatmaya çalıştım. Bu mesela İbn Arabi'de de Osmanlı Devleti'nin kurulacağı ve ondan sonraki safhalarda Şecereti Numaniye kitabında anlatılmış. Oradan da mesela bazı bilgiler, bu kılıçla ilgili bilgilere uyum sağlıyor. Bu şekilde bizde de mesela o Topkapı Sarayı'ndaki kılıcı çok birçok arkadaş bizim incelediler. Hatta Serkan Tekin vardı. O kılıcı, esas o kılıcın ilk araştırmasını yapan Serkan Tekin diye bir arkadaşımızdı. O şimdi çoktan beri pek görünmüyor. Onun da mesela o konuyla ilgili ebced çıkarımları vardı. 2006 yılından sonra onun söylediğine göre yeni bir sistem devreye giriyor ve ilerleyen dönemlerde bu şey şiddetleniyor diye. Mesela biz şimdi bugün 2020 yılına geldik. İşte nereden baksak 14 sene. 14 sene önce bu gibi konular. Yani biz mesela, ben o kitabı yazdığım zaman da 2008 veya 2009 senesiydi tahmin ediyorum. Ama 2006 senesinde yazmaya başlamıştım. O zaman biz bunları söylediğimiz zaman televizyonlarda böyle magazin konusu gibi, komik şeyler gibi, işte biraz çerez konular gibi insanlar o şekilde seyrediyorlardı. Hatta bize alaycı gözlerle bakıyorlardı o günlerde. Ama aradan çok fazla zaman geçmedi. Şimdi bugünlerde artık şiddetlenen bir şeyi görüyoruz, bir mücadele, ama taraflarını da tam tayin edemediğimiz, kim ne yapıyor, kim nerede duruyor anlamaya çalıştığımız bir mücadele görüyoruz. Yani yavaş yavaş bu şeyler keskinleşerek devam ediyor. Esas benim şeyim de 2028'den sonraki dönemlerde, hatta 2042'den sonra çok daha keskin olacak bu şeyler, çatışmalar diyelim. Evet, ben bu arada bugün hemen yayın evinizin sahibi Yıldıray Bey'i aradım, Şıra yayınlarına. Dedim ki bu Hercümerç kitabı bende niye yok? Ya İkay Hanım dedi, o
çıkacak önümüzdeki günlerde, onu da söyleyeyim okuyucularınıza. İlk kitabıydı Serhat Ahmet Tan'ın. Şu an elimizde yok ama yayınlayacağımız kitaplardan biri dedi tekrar. Onu da buradan duyurmuş olayım. Peki hocam, o zaman Mehdi gelecek. Yani sadece bir iki şey sorayım size. Bunun zamanı ile ilgili, hani siz 2028'den sonra zorlaşacak diyorsunuz ya, Mehdi'nin gelişi de o zamanlara mı denk geliyor kitabeye göre? Hatırlıyor musunuz? Ya da bir çıkarım var mıydı bununla ilgili? Var var, orada tarihler var. Zaten ben o tarihleri oradan tespit ettikten sonra kitaplarımda da yazdım ama o günlerde araştırmalarım tam, yani Mehdi ile ilgili, hadislerle ilgili İslam alimlerinin görüşleri nedir, bu konuda tarih vermişler mi vermemişler mi, onlarda o günlerde çok fazla araştırma yapmamıştım ama daha sonra gördüğüm kadarıyla, mesela şöyle söyleyelim, İmam-ı Rabbani'nin bu konuda bir şeyi var. Kendi zamanında olmuş olan bir olay üzerine mektubatta geçen bir şey var. Yani şöyle bir şey söylüyor, bir hadisi alarak. Mehdi 100 yılın başında çıkarsa, 100 yıl dedi, Hicri 100 yıl. Yani 1300, 1400, 1500 gibi başlarında. Mesela şu anda biz 1442 yılındayız. 1442 Hicri yılındayız. Şimdi o şöyle söylüyor, ilk çeyrek geçtikten sonra çıkmaz. Yani 1425'e kadar çıksaydı 1400'lü yıllarda çıkmış olurdu. Şimdi biz 1442'ye geldik şu anda, artık çıkmaz. Çünkü o kendi zamanında da ona 1028 yılında böyle bir soru sorulmuş. Çok Mehdiler çıktı etrafta diye. Ne yapalım, bunlara ne cevap verelim diye. O da bu şeyi anlatmış. Yani ilk çeyrek geçtikten sonra artık çıkmaz diye bir bilgi vermiş. O bilgiyi de mesela dayanarak şu anda 1442 olduysa aşağı yukarı 58 sene var. 58 sene içerisinde asla çıkmaz. 1500'e doğru çıkma ihtimali var. Ama benim kanaatime göre 1500'de de çıkmayacak. Daha sonraki bir dönemde, 1600'e yakın dönemlerde ben tahmin ediyorum. Çünkü bunu mesela o Davud'un kılıcındaki bilgilerden de teyit edebiliyoruz. Ama bu arada çok inişli çıkışlı zamanlar yaşanacak. İşte bunlardan bir tanesi kırılma noktası, yani bizim tarihimize 2042 yılından sonraki dönem çok acayip dehşetli bir 50 sene var. Yani 2042 ile 2100 arasında ve 2100 yılında yakın da işte bu kutup taklası olayı olacağını ben düşünüyorum ve onu yazmıştım kitaplarımda. O dönemler çok dehşetli. İşte bu işte Deccali sistem dediğimiz veya dünyayı ele geçirmeye çalışan pagan temele dayalı global bir atak var. Bu atağın ilerleyerek bayağı bir mesafe kat edeceği anlaşılıyor. Ondan sonraki dönemlerde de tam terse bir dönüş var. Yani bu pagan temelli global sistemin yıkılmaya doğru gideceği bir dönem geliyor. İşte o dönemde Mehdi dönemi olarak ben onu öyle görüyorum. Diğer şeylerde, mesela Davud'un kılıcındaki şeyler, tarihler bunu çok destekliyor. Orada ben yazmıştım mesela birçok şey, 2080'li yıllara ait, 2100'lü yıllara ait bilgiler var. Şimdi hepsi aklımda değil, kitaplarımda var. Oradan mesela Müştak Baba'nın şiirleriyle de bunu birleştirebiliyoruz. Oradaki tarihler de birbirine uyumlu geliyor. Bu şekilde bu Mehdi dönemi şöyle anlamak lazım bunu. Burada dünyayı global sisteme götürmek isteyen bir güç var. Ama bu global sistem kötü mü, iyi mi? Global, herkes böyle bir şey isteyebilir. Yani dünyanın tamamı tek bir devlet olsun isteyebilir. Hatta şöyle isteyebilir. Ruslar der ki bu devleti biz yönetelim. Türkler der ki biz yönetelim. Herkes bunu isteyebilir ve herkesin zaten global bir tasarımı var. Vardır, olması lazım. Bizde bunun adı mesela Kızıl Elma diyelim. Böyle bir şey olabilir. Şimdi burada kötü olan, olumsuz olan şey şu. Burada insanlığın zararına çok büyük bazı yönlendirmeler yaparak bunu pagan bir temele zorla dayatmak için, yani pagan bir temelle bu tek dünya devletini oluşturmak için ve bunu eski Mısır sembollerine atıfla ve işte büyücülük, cincilik, şu bu falan işin içine girerek insanlığın zararına bir sürü iş yaparak buna Tanrı'yı kıyamete zorlamak diyorlar. Yani öyle işler yapacaklarmış ki artık Tanrı bakacakmış, çaresiz kalacakmış, onların bu planını kabul edecekmiş. Yok, kabul etmezse
Dünya insanlarıyla birlikte tamamen yok olacakmış. Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye buna söylüyorlar. Yani bu öyle bir şey ki artık biz insanlığı da yok edecek işler yapabiliriz manasına geliyor ki işte tehlikeli olan yönü bu. Onun için bu işte koronavirüs aşısı tehlikeli midir, şu mudur, bu mudur bir sürü olay buradan çıkıyor. Burada gerçeklerle komplo teorileri iç içe karışıyor. Hangisinin gerçek, hangisinin komplo olduğunu ayıramaz duruma geliyoruz. Onun için burada çok önemli. Bu dönem daha da gidecek. Zaten buna fitne dönemi denilmiş. Yani ahir zamandaki büyük fitne, deccal fitnesi bu kitaplarımızda böyle geçiyor, hadislerde böyle geçiyor. Fitne kargaşa demek. Kargaşa kimin ne yaptığı belli değil. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor belli değil. Burada önemli olan şey yani belirli noktalarda dayanak noktaları kendimize tespit ederek karşımıza gelen olay ne derece komplo, ne derece gerçek bunu ayırabilmemiz lazım. Ayıramazsak biz de onun içerisinde hercümerç oluyoruz. Hercümerç böyle bir şey. Zaten ben o kitapta birçok olayı beraber o kitapta anlatmaya çalıştım. Ondan sonra zaten benim diğer kitaplarım hep özü o kitaba dayanır. Oradaki bir bölümü alıp bir kitap şeklinde yazdım. Mesela o Zülkarneyn'di. Öbürünü aldım Hızır oldu. Öbürünü aldım işte Dev Dağı oldu. Onu aldım. Yani kitaplar oradan çıktı hepsi. Yani her cumartesi takipteyiz arkadaşlar. Şira yayınları çabuk bas her cumartesi diyoruz sana. Evet, Yıldıray Bey çabuk bas. Yıldıray Bey acayip merak ettik kitabı. Neyse ki siz buradasınız. İşte size de burada çok iş düşüyor. Kıymetli Serhat Ahmet Tan. Siz ve sizin gibi böyle farklı görmeye çalışan, büyük bir birikimle olaylara bakan insanları o yüzden iyi ki varsınız. Ne diyeyim yani. Çok olun inşallah. Yani sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah birçok arkadaş var ama işte onlar da bazen şeye kaptırabiliyorlar kendilerini bu kargaşanın içerisinde. İnşallah kısa zamanda yanlış bir şey ben de görüyorsam, onlar da yanlışın içindeyse herkes kendisini buradan kurtarması lazım. Yani devamlı incelememiz, araştırmamız lazım ve bilimsel temelli gitmemiz lazım. Mesela bu aşı karşıtlığı ile ilgili olaylarda öyle olaylar var ki ben hayret ediyorum. Yani bu zaten bugünlerde moda oldu. Ben bir video yaptım. Videonun altına olduğu gibi artık senden nefret ediyoruz. Seni istemiyoruz. Senin takipten çıkıyoruz falan ama hala takip ediyorlar, devam ediyorlar. Ondan sonra böyle şeyler, yorumlar yani demek ki insanlar artık öyle bir duruma gelmişler ki her şey komplo, her şey komplodan ibaret. Öyle bir şey yok. Bilimsel şeyleri incelesinler. Mesela ben geçen gün Türk Toraks Derneği'nin bu hepsi tıp adamı bunlar ve hepsi Türk. Böyle bir sunumu vardı aşıyla ilgili. Onu inceledim. Orada hayret ettim. Bizim bu tartışmalarımız değil de orada aslında tartışılan konu aşıların neler olduğu. 11 tane dünyada aşı var. Türkiye'de 3 tane aşı var. Çin'de var. Yani bu çalışmaların hepsini almışlar. Tek tek inceliyorlar orada. Ben arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bunları incelesinler böyle bu yayınları. Bilimsel yayınları ve orada bir gravyer peyniri grafiği vardı. Öyle bir şey ki yani hem biraz düşündürücü hem de komik bir şey yapmışlar, tasarım yapmışlar. Böyle peynirleri dilim dilim kesmişler. Bu taraftan koronavirüs geliyor, bu tarafta da insanoğlu var. Peynirlerde delikler var. O deliklerin birbirlerine denk gelen yerleri var. Oralardan virüs geçmeye çalışıyor. O peynir dilimlerine de mesela bir tanesine maske demişler, bir tanesine mesafe demişler, bir tanesine başka bir şey. Sonra da aşılar geliyor. Bu aşılardan geçemiyor aslında virüs o peynir deliklerin çünkü aşıların olduğu peynir dilimlerinde delikler küçük. Virüs oralardan geçemiyor. Fakat bir tane fare gelmiş, o peynir dilimlerini kemiriyor. O fareye de diyor demişler ki aşı karşıtlığı. Şimdi böyle bir şey de yapmışlar. Yani onu mesela incelesinler. Batı'da bu işler bambaşka şekilde tartışılıyor. Hatta oradaki tartışmanın ana konusu şu. Herkes aşıya hücum ederse ve bazı güçlü gruplar, kesimler, parası olanlar veya devlet yönetimlerine yakın olanlar bu aşıları daha önce elde ederlerse, burada haksızlık ortaya çıkarsa biz bunu nasıl engelleriz? Bunu tartışıyorlar. Bizim burada
tamamen dünyadan kopuk bir şekilde komplo teorilerine gerçekle doğruyu ayıramayacak şekilde bir aşı karşıtlığı tartışmasına giriyoruz. Şunu tartışmamız lazım. Yöneticilerimize dememiz lazım ki sen bu aşı vurulma işini öyle bir adaletli şekilde yap ki kimse bu kesimlerden öne çıkmasın, adamı olan, amcası olan, dayısı olan bu aşıyı daha önce ulaşıp da haksızlık ortaya çıkmasın. Esas biz böyle bir şey olursa yöneticilerimizi eleştirelim. Yoksa ben aşıya karşıyım demek dünyanın en saçma şeylerinden bir tanesi. O zaman şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu koronavirüs hala devam etsin. Türkiye ekonomisi de geriye dönüşlerde hep kapatmak zorunda kalsın ve zarar görsün. Türkiye devleti zayıflasın demektir. Bu başka bir şey demek değildir. Şimdi aşı ile ilgili görüşlerini tamamen baştan sona anlattığı bir videosu var Serhat Ahmet Tan'ın kendi YouTube kanalında. Orada devamını merak edenler lütfen izlesinler. Hemen yorum yapmadan önce bu konuyla ilgili fikirlerine öyle bir söyleyeyim. Peki hocam, şimdi bir kere Mehdi'nin dediniz ki 50 ne kadar 58 sene en azından gelmeyeceği kesin ama bence ondan sonraki 100 sene de gelmeyecek. Yani 158 sene. Ama şu da kesin, Mehdi'nin alametlerinden bir tanesi de Hazreti Davut'un kılıcı bir şekilde ona geçecek. Değil mi? Yine Evet. oradaki levhadan bunu anlıyoruz. Evet, o kılıcı Mehdi eline geçirecek ve orada çıkışını o kılıçla yapacağı anlatılıyor o kılıcın kitabesinde. Peki bu kitabınızda da bir kehanet var mı? Dev Doğu Yuşa Var var Tepesi'nin büyük sınırında. Yuşa Tepesi'nde de çok acayip şeyler var. Kehanet dolu kitabeler var. İki tane kitabe var. Şu anda orayı ziyarete gidenler görür. Bir Yuşa Aleyhisselam'ın mezarının içine girmeden önce dışarıda yeşil kitabe var. O yeşil kitabede bir şiirsel anlatım var ve orada bir ebced hesabı var. Ben onu da kitaplarımda, bu kitapta da var, çözmeye çalıştım. Bir de mezar bölümünün içine girdikten sonra tam karşıda beyaz mermer bir kitabe var. Kırılmış, ortadan ikiye kırılmış. Burada Yuşa Aleyhisselam'ın olayı anlatılırken, kim olduğu falan anlatılırken bir gaza sırasında, bir çatışma sırasında güneşe eliyle dur dedi ve onu durdurdu bir müddet. Ve sonra gamlar, kederler ortalığı kapladı diyerek bu kutup taklası olayına işaret ediyor. Bunun nerede devamı var dediğimiz zaman bunun İncil'de Yeşu bölümünde, yani Tevrat'ta diyelim, Yeşu bölümünde bir ayet olduğunu anlıyoruz. O ayette de şöyle bir ibare var. Yani yerdeki iki bölgenin güneş ve ay ile eşleştirilerek birbirine referans verilmesi gibi bir anlatım var o ayette. Yani Yeşu güneşe dur ey sen güneş Givon üzerinde diyerek elini uzattı ve aya da seslendi. Ey ay sen de Ayalon Vadisi üzerinde dur diye. Ve böylece Tevrat'taki anlatımda bir gün bunların havada bu şekilde durdukları, hareket etmedikleri anlatılıyor. Ama bu ayet zamanında Hristiyanlarca yanlış anlaşılmış. Güneşin dünyanın etrafında döndüğüne ait bir belge olarak kabul edilmiş ve hatta oradan dünya güneşin etrafında dönüyor diyenler Engizisyon'da yargılanmışlar bu ayete göre. Ama aslında bunu Masonlar anlamışlar ve kalfalık derecesinin ritüeli olarak bunu koymuşlar. İkinci derece ihdas edildiği zaman Francis Bacon tarafından bu Masonların ritüeli olarak konulmuş. Masonlar Yuşa Aleyhisselam'ı sevmemesine rağmen. Burada anlatılan şey şu. İki tane gök cismi baktığımız zaman konumlarına yerdeki iki bölgeyle eşleştiriliyor. Ve burada ters bir eşleşme görüyoruz günümüze göre. Ama dünyayı ters çevirdiğimiz zaman, kuzey güneye geldiği zaman, yani güneş batıdan doğmaya başladığı zaman buradaki eşleşme anlatımın doğru olduğunu görüyoruz. O zaman burada anlatılan şeyin aslında bir zaman gelecek, dünyanın kutupları yer değiştirecek olduğunu anlıyoruz. Bu olay işte Yuşa Tepesi'ndeki kitabede anlatılıyor. Ayrıca Yuşa Tepesi'ndeki kitabede İsrail Devleti'nin kuruluş tarihleri var, o yeşil kitabede. Yine beyaz kitabede Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ne yapılması gerektiğine dair yol gösterici bir bilgi de var. Ben onu yazdım kitaplarımda.
Ve orada Hafız Amadi Muhammed diye bir isim geçiyor. Bu Hafız Amadi Muhammed'i çok araştırdım ben ve bulamadım. Kim olduğu belirsiz olan bir şey, bir isim. O kitabenin tasarımcısı olarak anlatılan, yani ben yazdım bunu şeklinde Hafız Amadi Muhammed. Bu Hafız Amadi Muhammed şu demek, yani Diyarbakırlı Hafız Muhammed. Ahmet veya Ahmet, Diyarbakır'ın eski antik ismi. Diyarbakırlı Hafız Muhammed. Şimdi Diyarbakırlı Hafız Muhammed kimdir diye araştırdığımız zaman kimseyi bulamıyoruz ama Müştak Baba ile bunun bağlantısı olması çok kuvvetli. Çünkü bu kitabe burası keşfedildikten sonra, yani Yuşa Tepesi keşfedildikten sonra böyle kitabe falan yok. Aşağı yukarı 300 sene. Yani Kanuni Sultan Süleyman zamanından ta 2. Mahmut zamanına kadar böyle bir kitabe yok. Ama orada bir bölge var, mescit yapılmış. Yuşa Tepesi biliniyor. Fakat bu kitabe sonradan konulmuş. Kim koydu, kimler koydu, nasıl koyuldu belli değil. İşte orada geçen, o kitabedeki ifadeden Müştak Baba'nın ölümünden 3 veya 5 sene sonra onun konulmuş olduğunu anlıyoruz. Ve Müştak Baba'nın bu bölgeye özel ilgi gösterdiğini, hatta Osmanlı'daki tarikatların birçoğunun, bunu da Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Sefine-i Evliya kitabında öğrendim, ikinci ciltte. Yani bu bölgeyle ilgili uzun bir anlatım var. Şöyle diyor, İstanbul'daki hemen hemen her tarikat Yuşa Tepesi'nde özel zikir törenleri yapardı. Her tarikatın burada kalacağı günler ayarlanmıştı. Bir hafta veya 10 gün buraya girerek işte çileye çekilme gibi, uzlete çekilme gibi o bölgeye giderlerdi. Ve orada yatar kalkarlardı, namazlarını kırarlardı. Bir hafta 10 gün yaşarlardı ve zikir yaparlardı. Bunun sebebi nedir diye araştırdığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Orada kitabelerde gizli bilgiler var. İnsanlar zikir yaparak belli bir hale geldikten sonra o kitabeler de gözlerinin önünde olduğu için oradaki o kitabelerin anlamlarını çözebilirler diye tahmin ediyorum ben, böyle şeyler olmuş. Şimdi burada anlıyoruz ki anlatılan şeyler hem dünyamızın hem de bizim gelecek günlerimizle çok ilgili. Çünkü Yeşil Kitabe'yi araştırdığımızda orada Makamı Yuşa İbni Nundur diye bir ibare var. O şiirin bütün satırlarında geçiyor. Yani bir şey anlatıyor. Mesela diyor ki burası çok güzel bir yerdir, şudur budur şeklinde Osmanlıca ifadelerle dedikten sonra Makamı Yuşa İbni Nundur. Yani burası Nun'un oğlu olan Yuşa'nın makamıdır. Şimdi Nun dediğimiz zaman burada sembolik şeyler zaten işin içine giriyor. Nun, kalem, bu gibi sembolik ifadeler Müştak Baba'nın şiirlerinde çok var. Yani buradan Müştak Baba'nın bu işe bir şekilde dahil olmuş olabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü 2. Mahmut zamanında yaşamış ve o kitabe oraya onun ölümünden 3 sene sonra asılmış. Orada da işte Müştak Baba'nın şiirlerinde bize anlattığı dönemlere ait, özellikle İsrail'in kuruluş, gelişme ve yıkılış tarihlerine ait, orada Türkiye ile de ilişkili birçok olay var, onlara ait bilgiler olduğunu görüyoruz orada. Ama hocam bize söyleyeceksiniz değil mi? Türkiye ile ilgili bilgiler ne? Bir uyarı var mı? Hani özellikle şu zamanlarda bizi alakadar eden, söylersiniz bence. Şöyle işte yine yani genel olarak söyleyeyim. Müştak Baba'nın şeylerinden söyleyelim, şiirlerinden. Orada daha açık çünkü. Yani orada öyle mi? O zaman önce bizim Müştak Baba kimdir? Hani belki ilk defa duyanlar var. Bir anlatır mısınız? Niye Nostradamus mu, Müştak Baba mı kıyaslaması yapıyorsunuz? Şimdi Müştak Baba Osmanlı döneminde Anadolu, Arap Yarımadası, Irak, Suriye bu bölgelerde o bölgelere hakim olan, orada yaşayan insan grupları, belirli yöneticiler, bunlar şeyh diye, yani şeyh yönetici demek aslında o bölgenin, yani gelen soylu aileler var. Onlar da yönetiyorlar orayı ve Osmanlı'ya sanki bir nevi yarı özel bölgeler gibi bağlılar. Ama kendi iç işlerinde o bölgenin yönetiminde bir derece serbestler. Böyle bir ailenin oğlu Müştak Baba. Ve sıra ona geldiğinde, yönetim sırası ona geldiğinde
bir rüya görüyor. O rüya üzerine yönetimi amcasına terk ediyor. Diyor ki ben yöneticilik yapmayacağım, amcam yapsın. Ve amcası devam ediyor. Kendisi Bağdat'a gidiyor. Halid-i Bağdadi o günlerde yaşamıyor ama ölümünden de fazla uzun zaman geçmemiş ve bazı vasiyetler bırakmış. Orada kendisinden sonra gelecek olan Halid-i Bağdadi'nin o tarikatının devamı olan şeyhe ve ona vasiyetinde işte sana şöyle şöyle bir şahıs geldiği zaman bunları ona teslim et ve şunları ona ver diye bir vasiyet bırakmış. Müştak Baba da Halid-i Bağdadi tarafından Bağdat'a çağrıldığını rüyasında görüyor ve gidiyor. Ama diyor Bağdadi ölmüştü. Neden acaba? Gidiyor. Ondan sonra onu karşılıyorlar ve ona bir taç, Halid-i Bağdadi'nin şeyi olarak bir taç ve 40 tane yardımcı görevli derviş veriliyor. O yardımcı görevli dervişleri ile birlikte İstanbul'a geliyor. Onlar İstanbul'da devamlı ikamet ediyorlar. Yanında 10 tane, 15 tane dervişle mesela nereye seyahate çıkacaksa, diyelim Avrupa ülkelerine seyahate çıkıyor. O 6 ay sürecek. O yanında 15 tane derviş tekrar İstanbul'a geri döndüğü zaman o dervişleri değiştiriyor, çıkıyor Mısır'a, Afrika'ya gidiyor. Ondan sonra tekrar geriye dönüyor. Böyle bütün Osmanlı ülkesi yani o zaman bilinen dünyanın hemen hemen en büyük bölümünü kapsıyor. Ta Hindistan'a kadar, Afrika'nın içlerine kadar, bütün Osmanlı topraklarında, Kuzey Afrika, ondan sonra Avrupa bölgesi seyahatleri var. Ve o seyahatlerinde hep şeyler yazıyor, şiirler yazıyor. Ve seyahatlerinde dikkat çekici bir nokta, yani aşağı yukarı ben 10 günde söylüyorum ama 15 günde olabilir, bir yerde sabit kalmıyor. Bir hafta 10 günden fazla kalmıyor bir yerde ve devamlı yer değiştiriyor. Bu da çok ilginç bir nokta. Buna neden acaba gerek duydu? O seyahatlere neden gerek duydu? O seyahatler aslında başka bir şey için miydi? Yani bu şiirleri yazıyor da belki yani biraz bu da komplo gibi görünebilir ama zamanın ötesinden onu engellemek için gelen bazı güçler vardı da onlardan mı saklanıyordu? O yanında niye dervişleri koruma gibi gezdiriyordu? Bunlar hep önemli noktalar ve buralarda bu şiirleri yazıyor ve divan şeklinde bunları birleştiriyor. Hatta ölümü de çok ilginçtir. İşte o bölgedeki yani kendi bulunduğu yaşadığı şehire gitmek isterken, Muş Bitlis taraflarına gitmek isterken o bölgenin bir valisi tarafından büyücülükle, cincilikle suçlanarak kendisine suikast düzenleniyor ve o şekilde vefat ediyor. Şimdi burada yani çok gizemli bir şey var, hayatı var, kişiliği de öyle. Ama şiirlerine baktığımız zaman çok acayip şeyler var, sonuçlar var. Günümüzden 200 sene önce yazılmış şiirler bunlar. İkinci Mahmut zamanında, zaten İkinci Mahmut'un da İstanbul'a geldiği zamanlarda Nedimi olarak yani baş yaveri veya işte dostu, arkadaşı gibi onunla devamlı görüşebilen bir kişi. Yani İkinci Mahmut ondan belki de bu geleceğe ait kendisini ilgilendiren bilgiler var mı yok mu diye bilgi de almış olabilir. Ama şunu görüyoruz ki başta bir padişah olmasına rağmen ebed müddet yıkılmaz denilen bir Osmanlı Devleti içerisinde yaşamasına rağmen o günlerde yazdığı şiirlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağı tarihleri veriyor. Ayrıca bir betimleme yaparak burası 1.000 kişiyle yönetilecek diyor. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya gidecek olan bir başkentin serencamını anlatmış. Ankara'ya gidecek, 1.000 kişiyle yönetilecek. Çok açık çünkü. Mesela Ankara şiiri var 29. sayfada. Şöyle başlıyor. Mevva-i nazeniğine kim elf olursa efser. Labut olur o meva İstanbul ile hemser. Yani burada ne demek istiyor? Nazlı bir şehir var. Buraya 1.000 kişi yönetici olursa, elf olursa efser demek şu demek. 1.000 olursa taç. Yani 1.000 tane taç olursa. Ondan sonraki satırda kesinlikle olur burası İstanbul ile kardeş diyor. Yani Ankara diye bir yer var. Aslında Ankara söylemiyor baştan. Onu da gizemli bir şekilde anlatmış. Nazlı bir şehir diyerek girmiş. Bir betimleme ile girmiş. Nazlı bir şehir var. Buraya 1.000 tane yönetici olacak.
ve bu bin yönetici olduğu zaman kesinlikle orası İstanbul'la aynı statüde olacak. Bunun tarihi 1341. 1341 aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'nın başkenti olmasına karar verdiği tarih. Zaten bundan bir sene sonrası 1342 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi. O 1342 tarihinde birçok şiirlerinde söylemiş. Burada mesela bu söylediğim şiir Ankara şiiri. Bunun hemen altında bir şiir daha var. Benim ona Reh Mevla yani Allah yolunda çarpışanlar diye isim koyduğum bir şiir. İşte esas burada Türkiye ile ilgili çok acayip şeyler var. Yani orada mesela 1471 diye bir tarih var. O tarihi bulduktan sonra geriye dönük hesaplama yaptığımız zaman burada Türkiye'nin kuruluş tarihini verdiğini görüyoruz. Ve 2042 tarihine denk gelecek bir tarih söylediğini, yani 2050'lere doğru yaklaşan bir tarih söylediğini ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla bu tarihi arasındaki dönemin nispeten daha uygun, daha rahat bir dönem olduğunu ama 2042'den sonraki dönemlerin çok daha zorlu geçeceğini anlattığını görüyoruz. O şiirin bütün satırlarında hemen hemen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1342 yani 1923 yani 1342 Hicri 1923 miladi tarihinin hemen hemen her satırda vurgulandığını görüyoruz ki bu özel bir tasarım olmadan asla yapılacak bir şey değil. Çünkü orada üstünde bambaşka şeyler anlatılıyor. Mesela bir satırını söyleyeyim. Bana ketmi mani emrin eyler Hazreti Canan. Yine ketmetmeyip esrarını kendi ayağın eyler. Şimdi burada şöyle bir şey söylüyor. Hazreti Canan diye birisi var. Bir şey var. Bir mevhum var. Bir kavram var. Bu bana diyor ki buradaki manayı aslında sen gizle. Burada önemli bir olay var. Devam eden satırda da şöyle söylüyor. Aslında bu sefer gizlesen de olur, gizlemesen de olur da zaten satır kendi kendisini anlatıyor. Şimdi buradaki ayan ve mani kelimelerini Hazreti Canan'la bir Ebced hesabına sokup hesapladığımız zaman görüyoruz ki burada çıkan tarihler Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kuruluş dönemi ve belli bir dönemi. Bu dönemi anlatıyor. Burası nispeten rahat bir dönem. Ondan sonra zorluklar olabilir manasına gelen satırlar var. Hazreti Canan diye betimlediği şöyle. Canan dediği yani sevgilim dediği veya sevgili dediği bir kavram var. Ama bu sevgilinin uzun bir dönem olduğunu biz anlıyoruz. Ve burada Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılması gerektiği zaman veya Türkiye Cumhuriyeti'nden bir dönemden sonra Mehdi'ye dönük dönemlerin ayrılması gerektiği zaman burada en sondaki döneme Hazreti Canan diyor. Yani o Mehdi zamanı manasına geliyor ama aslında hepsi geriye dönük olarak ta Osmanlı kendi zamanına kadar birleşik bir dönem olarak ama bunun bölümlerini anlatmış. Bu şekilde şeyleri var, açıklamaları var. Yani 1832'de hayatını kaybeden Müştak Baba, Evet. yani o zaman Osmanlı devam ediyorken hiç kimse yıkılacağını tahmin bile edemezken, değil Evet. mi? Diyor ki başkent Ankara olacak, 1000 kişiyle yönetilecek ve Cumhuriyet'in kuruluş tarihini bir de her yerde 2042'yi veriyor dediniz ya. Evet. Zor dönem başlıyor diye bırakıyor mu? Yoksa orada başka detaylar vardı, siz mi vermek istemiyorsunuz? Yani ne oluyor 2042'de? Şimdi İlkay Hanım, burada Müştak Baba'nın şiirlerinden ben birçok şey buluyorum. Tabii bu anlattıklarım hepsi de benim yorumumdur. Başka arkadaşlar o şiirlerden başka manalarda çıkartabilirler. Diyebilirler ki senin bulduğun şeyler hiçbir tanesi doğru değil. Bunu da söylenebilir. Şimdi burada benim bulduğum tarihlerde ve olaylarda dönemsel olarak kimsenin işine gelmeyen şeyler var. Yani şu anda söylesek iktidarı da rahatsız edecek, muhalefeti de rahatsız edecek olaylar var. Çünkü biz bu olayların hemen hemen eşiğine geldik, içinde yaşıyoruz. Burada Yani siyasi bir... Müştak Baba iktidardan, muhalefetten böyle bugünden bahsetmiş, bu kadar mı Yani detaylarıyla bahsetmiş? ben mesela burada Timsah şiirindeki bulgularımı aşağı yukarı 2009 yılından beri söylüyorum ama en çarpıcı olay en son İstanbul Büyükşehir seçimlerinde oldu. Ve o Büyükşehir Belediye yani
belediyeler seçimlerinden önce yapmış olduğum videoda. Çünkü o belediye seçimleri dönemini hatırlayın. Orada Ekrem İmamoğlu mu kazandı, Binali Yıldırım mı kazandı diye bayağı bir 15-20 gün, hatta 2 aya varan bir kargaşa dönemi oldu. Orada da bu seçim yenilenecek yenilenmeyecek tartışmaları oldu. Orada ben bir video yaptım. Seçimden önce bir video yaptım. Seçimden sonra da bir video yaptım. Seçimden önce yine bu timsah şiirine dayanarak dedim ki 3 büyük şehri kaybedecek ama yenilgi görüntüsü vermeyecek bir olay meydana gelecek dedim. Müştak Baba'ya göre ben böyle anladım dedim. O timsah şiirinden çıkan bilgilerle. Ve o aynen gerçekleşti ama ondan sonra seçim tekrar edilecek edilmeyecek tartışmaları oldu. Orada da bir video yapmıştım. Orada da şunu söyledim. Seçimler tekrar edilmese iyi olur. Tekrar edilirse bu AK Parti'nin aleyhine olacak. Çok büyük bir oyla Ekrem İmamoğlu tekrar kazanacak dedim. Ve o da aynen gerçekleşti. Ondan sonraki dönemde bu olaylar bittikten sonra tekrar bir video yaptım. Yani bunu söylediğim zaman, bu ikisini söylediğim zaman AK Partililer çok kızıyor. Niye böyle söylüyorsun? Sen şey mi yapıyorsun? E tamam, güzel. Şimdi de seçimler olduktan sonra dedim ki Ekrem İmamoğlu bu seçimlere güvenerek Cumhurbaşkanlığına aday olmaya heves ederse o da orada hata eder dedim. Çünkü bundan sonraki dönemde tekrar AK Parti kazanacak. Bunu da Beyza Hakan'ın programında canlı yayında söyledim. Hem de videolarımda da var. Şimdi ta o zamanlarda, yani belediye seçimleri biter bitmez, hala da aynı şeyi söylüyorum. Bakın şimdi şu anda seçimlerde ne olacak ne olmayacak belli değil. Daha seçimlerin olup olmayacağı belli değil. Ama seçimlerin erken seçim olup olmayacağına dair bir kanaatim var. Yine oradaki bilgilerden elde ettiğim. 2022 yılından önce olmaz. Yani 2022 yılının Haziran, Temmuz aylarına doğru belki olabilirse olur. Ondan önce, yani önümüzdeki bu sene 2021 senesinde erken seçim falan yok. Kimse boşuna beklemesin. İstedikleri kadar zorlasınlar, olmaz. Olmayacak. Çünkü orada görünen tarihler öyle. Benim anladığım tarihler öyle. Ve görünen, bugün de incelersek ortamı yine aynı sonuçlara varabiliriz. Makul sonuçlar bunlar. Şimdi burada bu seçimlerde bu seçimlerde dediniz. Tekrar AK Parti'nin kazanmasını ben olacağını düşünüyorum. Oradan gördüğüm bilgiler öyle. Ve bunun 2027 yılına kadar sürecek olan bir dönem olacağını düşünüyorum. Mesela bunları, bu ayrıntıları bu kadar ayrıntılı yazıyor Müştak Baba? Hayır, bu kadar ayrıntılı yazmıyor ama orada verdiği bazı bilgiler var. O bilgilerden geriye dönük olarak bazı hesaplamalar yapınca ve güncel olayların akışını da inceleyince olayların bu şekilde cereyan edeceğine dair tahmin yapmak kolaylaşıyor. Onun için bu tahminlerde de büyük ihtimalle isabetli sonuçlar çıkıyor. Yani o size bir sonuç, bir tahmin veriyor, bir şey veriyor, bir rakam veriyor. Oradan geriye dönük siz yorum yapıyorsunuz ve bulabiliyorsunuz hemen hemen. Şimdi bence bu kısımda sorun yok. Yani iktidar da bizim, muhalefet de bizim, demokrasi bizim, ülke bizim. Bugün o olur, yarın bu olur. Ben şuna bakarım. Kimse de kusuruma bakmasın. Ülkemin menfaatine, vatandaşımın ferahına, rahatına bakarım. Ben şunu merak ediyorum. Hani Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber 2042'yi vermiş ya Müştak Baba pek çok yerde. 2042'de Cumhuriyet ya da ülkemiz bir tehlike mi yaşayacak? Öyle bir şey mi görünüyor? Siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ben şimdi onları mesela çok açık söyleyemem. Ama şöyle söyleyeyim. Buralarda bir dönemsel değişiklikler var. Dönemsel değişik, bir trendten başka bir trende geçiş var. Siyasi olarak da var. Yani toplumu yönetimi var. Doğal olaylar bakımından var. Yani yeni dünyada yeni bir trend oluşuyor diyelim. Öyle anlatalım. Türkiye'de bunun başat oyuncusu olarak devreye giriyor. Ama Türkiye'nin aleyhine olan gelişmeler de var. Lehine olanlar da var. Ama burada yeni bir dönem açılıyor. Bu dönemde Türkiye'nin elde ettiği başarılar da var. Ama zarara uğradığı birçok konu da var. Zorlanacağı çok konu da var. Burada şöyle düşünmek lazım. Müştak Baba böyle bir borsa grafiği gibi bir şey tasarım yapmış. Ve gerçek olaylarda zaten öyle ilerler. Yani devamlı bir kazanma olmaz, devamlı bir çöküş olmaz. Böyle bir borsa grafiği gibi onun ana hatlarını vermiş.
Onun içerisindeki iniş çıkışları da biz daha çok böyle güncel olayları takip ederek anlamaya çalışıyoruz. Yani 2042'ye kadar şöyle anlayalım. Kuruluştan bu yana bugünlerimiz Allah'a şükür çok rahat günler diyelim. Hatta bu daha önceki yıllar daha rahattı. 1980'ler, ondan önceki 60 dönemleri falan. O günlerin insanlarıyla bugünlerin insanlarını karşılaştırsak, sorsak desek sizlerler kıyametin ortasında yaşıyorsunuz bize. Ama ben de diyorum ki biz bugünkü günlerde aslında çok rahat günleri yaşıyoruz. 2042'den sonra daha curcunalı günler olacak. Bunların içerisinde bizim beyimize olanlar da olacak. Aleyhimize olanlar da olacak. Şimdi bugün bile seçimlerde şu olacak, bu olacak diye söylediğim zaman işine gelmeyen bir taraf bana kızıp bağırıyorsa, çağırıyorsa, ondan sonra da öbür tarafın aleyhine bir şey olduğu zaman o taraf kızıp bağırıyor, çağırıyorsa burada bu işin içinden çıkamayız. Onun için geleceğe dönük böyle ben çok şeyli tahminler şu olacak, bu olacak diye onları söylemek istemiyorum. Ama bu şekilde anlatayım, anlaşılsın. Yani toplumu Bir de şunu çünkü bu da aldım. Serhat Ahmet'ten hani benim fikrim şu, bence bu olacak demiyor. Müştak Baba şiirlerinde yazmış. Ben Ebced hesabı ile çıkardım. Sonuçlara göre durum bu diyor. Yani aslında Müştak Baba'nın şiirlerini tercüme ediyor. Öyle anlıyorum. Öyle değil mi? tabii. Ama şöyle de denilebilir. Yani sen burada yanlış çıkartıyorsun, yönlendirme yapıyorsun falan denilirse ben de onun için toplumu çok rahatsız etmeyecek olan şeyleri söylüyorum. Böyle toplumda fitneye sebep olacak olan konuları anlasam bile, öğrensem bile onları söylememeye gayret ediyorum. Çünkü o gerçekten de bugünlerde bizim gelecek günlerimizi bozucu bir şey olabilir. Yanlış yönlendirmeler olabilir. Onun için mümkün olduğu kadar insanlara faydalı bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki iyi bir şey, şöyle bir çıkarım olabilir mi? Şöyle bir beklentimiz var ya, hani bu koronavirüsten sonra Türkiye işte ekonomisiyle bölgede daha da güçlenerek çıkacak. Bizim yüzümüz dünyanın pek çok yerine göre daha çok gülecek gibi bir beklenti de var. Evet. Önümüzdeki işte kısa dönemde öyle bir çıkarım olabilir mi? Müştak Baba'nın şiirlerinden yakın gelecekte ne Şöyle görünüyor? o çıkarımı şeyden yapıyoruz. Şu anda ekonomistin kapağında bir şey var. Bir kumar makinesi var. Onu arkadaşlar yorumladılar ama bana göre biraz yanlış yorumladılar, eksik yorumladılar. Mesela oradan bu küreselcilerin şu anda dünyada oynamaya çalıştıkları bir oyun. Kumar oynuyoruz biz diyorlar. Ben öyle anlıyorum. Aslında orada dört tane kol var. O dört tane kolun her birinde oradaki görünen sembollerin hepsi var. Yani o kollar dönüyor zaten. Kumar makinesi bilenler bilir. Dönüyor. Orada da bir para atma yerine buraya fonlayın diye yazı yazılmış. Fonlama yani diyorlar ki küreselciler biz dünyayı aslında burada fonluyoruz. Bizim paramız gidiyor ama elde etmek istediğimiz bazı sonuçlar var. O sonuçlardan da evet. O Fiyat sonuçlardan da evet. Yani o sonuçlardan da elde etmek istedikleri bazı şeyler var. Bakın burada mesela koronavirüsle başlamış en altta. Koronavirüsle bitmiş en sonda. Yani şunu söylüyorlar. Koronavirüs döneminin size bir şey sunuyoruz. Bir muhasebe veriyoruz. Daha sonra ikinci ve diğer satırda bir soru işareti var. İkinci soru işareti de var. O iki soru işaretinin arasındaki dönemi ben belirsizlik dönemi olarak yorumluyorum. Oraya kadar olan olaylar belli. Yani neler belli? Mesela burada video iletişim, bizim şu anda yaptığımız gibi mesela internetten iletişim, orman yangınları ve borsa grafiği. O borsa grafiği, bunlar belirgin konular. Alta geliyoruz. Soru işareti burada başlamadan önceki. Şurada bir Çin var. Burada bir şey var. Doğal enerji üretme. Dolar işareti. Sonra soru işaretine geliyoruz. Ondan sonra da soru işaretinden sonra belirsizlik dönemi başlıyor. Şu üçüncü bölüm sırf belirsizliğin olduğu bölüm. Burada TikTok var. Amerika bayrağı ikiye bölünmüş. Biden var. Bir atom bombası işareti var. Ondan sonra tekrar soru işareti başlıyor. Ve Çin'de aşı çalışmaları çocuklar üzerine yapılıyor. Bir maske giymiş çocuk görüyoruz. Bunlar belirli bölge artık kesinleşmiş. Ve bir aşı ve ondan sonra koronavirüs çıkıyor gidiyor. Bu şu demektir. Yani biz karar verdiğimiz küreselciler olarak karar verdiğimiz konular var.
Kararsız olduğumuz konular var. Karar verdikleri konuların içerisinde mesela dolar işareti var. O zaman bizim arkadaşlarımızın çoğunun yaptığı yorumlar yanlış demektir. Yani dolardan vazgeçmiyoruz diyor adamlar. Hala dünya parası olacak. Yok dolar kalkacakmış, yerine şu gelecekmiş. Bunlar geçerli değil. Çünkü kararlı bölgeye doları almışlar. Kararsız bölgede ne var? Kararsız bölgede TikTok var. Yani Çin'le olan bu internet olayları. Ondan sonra Amerika'nın iç kargaşaya gidip gitmeyeceği, Biden'ın durumu ve atom bombası. Bunlar kararsız bölge. Yani şunu söylüyorlar. Karar verilen noktalar, karar verilmeyenler önemli. Karar verilmeyenler TikTok, Amerika'nın durumu, iç çatışma olup olmayacağı. Yani buralarda olayları biz yönlendirmiyoruz. Olaylar doğal akıyor diyorlar. Biz henüz buralarda karar vermedik diyorlar. Mesela Amerika'daki iç çatışmayla Amerika bölünür mü, ikiye parçalanır mı, parçalanmaz mı? Buralarda biz bir zorlama, bir yönlendirme yapmıyoruz. Bu olay doğal akıyor. Duruma göre karar vereceğiz diyorlar. Biden'da da aynı şekilde kararsızlık bölgesi içerisinde olduğu için Biden'ın 4 seneyi tamamlayıp tamamlayamayacağını bilemiyoruz. Buradan çıkarttığımız sonuç bu. Yani diyoruz ki burada ne olur ne bitmez. Biden belki de bir başka bir iş için kullanılmak üzere geçici olarak getirilmiş olabilir. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Şimdi Trump koltuğu devretmeden önce bu 1,5 ay içerisinde olan olaylar çok önemli. Burada Arabistan'la İran arasında bir savaş planlandığına dair birçok yorum oldu. Ve İranlıların atom profesörü en yetkili kişi suikastı öldürdü. Bu suikast da çok acayip bir suikast. Kimin ne yaptığı belli değil. Uzaktan kumanda ile bir suikast oldu ve o araba da patlatıldı sonradan deliller ele geçmesin diye. Şimdi bu şey de devam ettiriliyor tarihler. Yani burada İsrail'in ve Amerikalıların tarihleri devam ettiriliyor. Amerika şey üzerine Arabistan üzerine baskı yaptığı söyleniyor. Yani Biden'ın Arabistan'ı dörde bölme planları var. Sen saldırırsan ancak İran üzerine bu işten kurtulabilirsin. Yoksa kurtulamazsın. Biden geldikten sonra seni dörde bölecek, parçalayacak diye Arabistan'a İran üzerine saldır diye baskı yapıldığı söyleniyor. Şimdi burada çok acayip bir tasarım var. Bundan ben diyorum ki Biden'ın da haberi olmaması mümkün değil. Biden da bu işin içinde ve burada atom görüşmeleri İran'la ilgili. Çünkü neden tıkanıyor? İran diyor ki Trump bana ambargo uyguladı. 200 milyar dolara yakın benim bu işten zararım oldu. Siz bana önce bu parayı öderseniz ondan sonra ben sizle anca yeni bir görüşme yapabilirim. Öbür türlü yapmam diyor. Burada sanki İran'ı belli bir şeye bu tazminat falan ödemeden sıkıştırmak. Eğer sıkışma olmazsa da Arabistan'la İran arasında bir çatışmayla burada bir şey kapmak, İsrail'e yeni bir alan açmak gibi böyle konular var. Bu 1,5 ay önemli. Mesela ocağın 15'ine kadar burada çok acayip şeyler var. Onun için ben diyorum ki burada Biden buradaki kumar makinesinde belirsizlik bölgesi içinde görüldüğü için Biden'a yaptıracakları şeylerde de sonuçların ne olacağını tam bilemiyorlar ve Biden'ın da burada Amerika'yı 4 sene yönetip yönetemeyeceği de belli değil. Ondan sonra Biden'ın hemen üzerinde bu atom bombası sembolünü görüyoruz. Atom bombası sembolü hem İran'la ilgili hem Kuzey Kore ile ilgili hem de Hindistan ve Çin arasındaki çatışmalarla ilgili. Bunlar hepsi de atom silahlarına sahip ülkeler. Eğer bir Hindistan-Çin çatışması burada planlanıyorsa ki burada atom silahlarını da geçici olarak kullanması gündeme gelebilir. Çünkü Çin'i de belli bir şekilde dizginlemek istiyorlar. Yani 2021 senesinde benim tahminim şu olacak. Bu Orta Doğu bölgesindeki karışıklık belli bir statüye oturtulmak istenecek. Ve bu oturtulması neden gerekiyor? İşte Çin ve Hindistan arasında bir şey mi olacak? Kuzey Kore'ye bir şey mi yapılacak? Bunlara geçiş yapılabilmesi için İran'ın konusu da aynı şekilde halledilebilmesi için burada Suriye, Irak bu gibi bölgeler, bu Akdeniz'deki bizim Yunanistan'la olan sürtüşmemiz falan bunların belli bir statüye, Kıbrıs statüye kavuşturulması lazım. Özellikle ben burada Türkiye'nin buradan avantajlı çıkacağını düşünüyorum ve burada bir barış dönemi çünkü bunu Müştak Baba şiirlerindeki tarihlerden de buluyorum. 2021 senesinden sonra barış dönemi geleceğine dair orada
bazı çıkarımlarım var. Benim bunu seneler önce söyledim. Hatta burada Esad'ın gitmesi de çok büyük olasılıkla mümkündür. Esad büyük ihtimalle gidecek ve orada bir anayasa çalışması olacak. İşte burada bu anayasa çalışmasında Suriye bölünür mü, bölünmez mi? Statüsü nasıl olur? Özel bölgeler mi olur? Burada PKK'ya bir özel bölge zorlanır mı? Türkiye buna ne der? Bu tartışmalarla geçeceğini düşünüyorum 2021 yılının. Büyük ihtimalle Suriye için bir anayasa hazırlanacak ve Esad'tan artık vazgeçtiklerini söyleyecekler ve Esad büyük ihtimalle Rusya'ya falan gidebilir. Orada hayatını devam ettirebilir. Ve Suudi Arabistan'la İran arasındaki bu çatışma, tabii İsrail de burada perde arkasında. Bunun da Trump şeyi bırakıncaya kadar, koltuğu bırakıncaya kadar, Biden geçinceye kadar bu arada provokasyonlarla belli bir yere getirilmeye çalıştığını görüyoruz. Orada da Amerika, tahmin ediyorum, bu İran'ın talep ettiği tazminat, 200 milyar dolar tazminatı ödemeden İran'ı masaya oturtmak istiyor. Öyle bir niyeti var. Ve bunu da böyle bir zorlamayla yapıyor. Burada da İsrail de aradan bir şey kapmaya çalışıyor. Azerbaycan Savaşı'nda da İsrail'in Azerbaycan'a yardım ettiğini gördük. Azerbaycan Savaşı'nda. Burada onun sebebi de şu: İran'ı kuzeyden, Azerbaycan'la dostluğu pekiştirerek İran'ı kuzeyden çevreleyerek kontrol altına almak gibi İsrail'in bir stratejisi var. Yani burada ben tahmin ediyorum, bu 1,5 ay içinde bir şeyler olsa bile Biden başa geldikten sonra bu Orta Doğu meselesi hemen hemen bir barışçıl döneme geçecek. Ondan sonra Biden'ın asıl hedefi Uzak Doğu, yani Çin olacak diye düşünüyorum. Çin, Kuzey Kore, Hindistan'la ilgili orada bir şeyler yapabilirler. Ve burada da Rusya ile ilgili tekrar bir şeyler olabilir. Yani Amerika'nın Rusya ile ilişkilerinde tekrar yeni bir sertleşmeler, bir şeyler olabilir. Yani artık Uzak Doğu'ya yönelmesi lazım. Çünkü buradaki bu Orta Doğu'daki kargaşaları uğraştıkça orada Çin aldı başına gidiyor. Hem teknolojide, hem askeri alanda, hem ekonomik alanda. Yani bu koronavirüsü de mesela çok kısa zamanda halletti. Aşılarını yaptı, her şeyi ayarladı. Bilimsel olarak da mesela bizim televizyonlardan izlediğim kadarıyla Çin'de alınan patentler bir yılda Amerika'nın kat kat üstüne çıkmış durumda. Yani öyle bir bilimsel yeni buluşlar, keşifler, gelişmeler var ki Çin'de. Böyle bırakılırsa 5-10 sene içinde Amerika'ya geçeceği söyleniyor ki buraya yönelmesi gerekiyor. İşte buradan dolaylı olarak Türkiye'de buradan avantajlı çıkacak diyorum ben. Çünkü neden? İran'ın burada etkisi kırıldı ve kırılmaya çalışılıyor. Lübnan, Suriye ve Irak üzerinde İran etkisi eskisi kadar güçlü değil. Onun için İran köşeye sıkıştırıldığı için burada Türkiye daha çok Rusya ile birlikte hareket ederek, tahmin ediyorum, Amerika'da belli bir noktaya gelip Türkiye'nin isteklerine uygun bir tasarım olacak bu bölgelerde. Yani inanılmaz bir analizdi. İslam tarihinin Notre Dame'sı Müştak Baba'dan, ekonomistin kapağından, gündemdeki olaylardan ortaya şahane bir karışık sundunuz. 2021'de o zaman yani Türkiye'yi daha güzel günler bekliyor. Böyle görünüyor. Mecburiyetten yani Amerika'nın Orta Doğu'yu aman rahat bırakayım derdinden değil de mecburiyetten bir barış gelecek. İnşallah biz de o zaman yükselen bir lider olacağız bölgemizde. Şöyle Böyle görünüyor. söyleyelim İlkay Hanım, 2021 de dahil olmak üzere benim tahminim 2027'ye kadar çok güzel bir dönem var. 2027'den sonra Türkiye'nin iç siyasetinde bazı kırılmalar olabilir. 2030 ve 2033 iki dönemli. O 2033'ten sonra bizde biraz zorluklar başlıyor diye ben düşünüyorum. Ama 2027'ye kadar bu 7 sene aşağı yukarı bizim için güzel olacak ve güzel gelişmeler olacak diye öyle düşünüyorum. Çünkü bu Müştak Baba'nın şiirlerinde verdiği temel tarihlerden bu şekilde bir tasarım, dünyanın gidişatını da böyle bir analiz yapınca buna uygun olduğunu görüyorum. Şahaneydi. Çok teşekkür ediyorum size. Müştak Baba kitabını okursak, o anlatmadığınız, anlatamam dediğiniz şeyleri yazdınız mı burada? Hepsini yazmadım da biraz üstü kapalı gibi bahsettim. Ama yani çok böyle fitne çıkartacak şeylerden bahsedemiyoruz.
Peki burada bir tek şey sorayım. İstanbul'un yeniden başkent olacağını kapağa taşımışsınız ya. Evet. Şimdi orada Bu nedir? şöyle bir şey var. Bu Ankara şiirinde ikinci satırda çok acayip, o çözemedim diyorum ben artık onu. Orada çok acayip bir tasarım var. Tekrar sanki bu Ankara'ya giden başkentin İstanbul'a gelecekmiş gibi bir şey çıkıyor. Ve orada bulduğum tarih benim 2012 senesiydi. Yalnız böyle resmi bir olay olmadı. Tabii olması da çok zor çünkü bu başkent anayasanın değişmez maddeleri içerisinde de yer alıyor. Ama fiili duruma baktığımız zaman İstanbul'da da sanki ikinci bir başkent olmuş gibi bir durum da var. Yani öyle çünkü birçok devlet başkanlarıyla burada görüşmeler de oluyor. Yani İstanbul işte hem finansal başkent olacak diye birçok şey var. Yani İstanbul'un tekrar eski canlılığına, siyasi canlılığına kavuşmasıyla ilgili gelişmeler oldu 2012'den sonra. Şimdi orada ben bu Müştak Baba'nın şiirlerinde tabii çok zor çözmesi. O satır hele çok zor. Hiç anlaşılmıyor. İkinci satır Ankara şiirindeki. Orada 2012 tarihinde büyük ihtimalle hata ettim. Ama hata etmemiş de olabilirim. Bu bir dönemin başlangıcı olmuş olabilir. Daha sonraki bir dönemde böyle bir şey gerçekleşirse geriye dönük olarak bu 2012'den sonraki bir dönem değişikliğiyle olmuş diye yorum da yapılabilir. Ama bu gibi Ebced hesaplarında zaten birebir böyle nokta atışı yapmak çok zor. Bir sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene kaymalar olabilir. Ben orada tekrar orada bulduğum bilgilerde yanılmış da olabilirim. Müştak Baba başka bir şey anlatmış, ben böyle anlamış da olabilirim. Onu da bilemiyorum, tam orada emin değilim. Ama İstanbul'a tekrar başkent geleceğine dair kuvvetli ifade var orada. Belki yılda ya o zaman, yani 2012'de zaten hani fiilen öyle bir şey olmadığı için yılda yanılmış olabilirim diyorsunuz, değil mi? Olabilir. Hesaplarda yanılmış olabilirim. Orada Ama hesabı İstanbul çok. yeni bir başkent olacak, bununla ilgili güçlü ifadeleri var mı şiirlerinde? Öyle dediniz, değil mi? Var. O şiirde var. Öyle anladım ben. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Nun vel kalem başından alınsa nunu Yunus. Aldıkta diğer harfi olur bu remz eshar. Yani orada çok kapalı bir ifade var. Nun vel kalem nedir? Mesela ben şöyle üst satırda Ankara'ya başkent gelecek dedikten sonra alt satırda şöyle diyor. Nun vel kalem başından alınsa. Bu nun vel kalem dediğimiz zaman nun balık ve kılıç manasına gelir. Kılıç manasını aldığımız zaman bunu bir askeri güç olarak ordu diyebiliriz. Mesela buna nun kelimesini. Vel kalem dediğimiz zaman da kalem Osmanlı'da devlet daireleri için kullanılan bir kavramdı. Şimdi nun vel kalemi şöyle çevirebiliriz. Yani genelkurmay ve bürokrasi. Yani Ankara'da var olan şeyler. Başından alınsa dediği zaman Ankara'ya gelmişti. Tekrar başından alınsa gibi ben yorumladım orada. Böyle bir ifade çıkıyor. Şimdi bu ifade benim yaptığım bu yorum doğru mudur? Yanlış mıdır? Yani Ankara'ya geldikten sonra bu satırı söylediği için yani sanki Ankara'daki bütün devlete ait kurumlar tekrar İstanbul'a gelecekmiş gibi anladım. Ve o yüzden o şekilde bir başlık atıldı oraya. Yanlış da anlamış olabilirim. Başka arkadaş çıkar der ki yok sen onu öyle yapmışsın bunu ifade etmiyor der. Onun tarihi de orada 2012 senesi çıkıyordu. Hatta 2012'den sonra birkaç tarih daha çıkıyor. 2021 çıkıyor. 2040'lara ait başka tarih çıkıyor. Tabii bunları çok kapalı, yoğun sembolik bir satır olduğu için tam çözemiyoruz. Hangi kelimeyle tarih verdiğini, gerçek tarihi verdiğini tam tutturamamış olabilirim orada. Müştak Baba'ya İslam tarihinin Notre Dame'su diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz Notre Dame'dan daha üstün. Zaten çok açık onun şiirleri ve o kaynak elimizde var bizim bugün. Yani bugün Süleymaniye Kütüphanesi'ne gitsinler. Matbu yani baskı olarak Müştak Baba'nın divanı da var. El yazması olarak da var. El yazmaları eskisi gibi böyle kitap önünüze gelip de artık incelettirilmiyor. Ona oradan giriyorsunuz bir dijital ortamda önünüzdeki ekrandan ama size yansıtılıyor. Onların hepsinin fotoğrafları çekilmiş. Oradan el yazmasını da inceleyebilirler, matbuları da inceleyebilirler. Hatta bunların
dijital kopyalarını da belli bir ücret karşılığında veriyorlar. Alır evinize götürür, onu bastırırsınız bir yerde ve oradan o incelersiniz. Ben öyle yapıyorum mesela. Ben aldım dijital kopyalarını, ondan sonra götürdüm bir yerde onları kitap haline getirdim. O kubbe altı denilen bir yer var. Cağaloğlu'nun üst tarafında Sultanahmet'e yakın. O kubbe altı çok eski bir şeydir, ciltçidir. Kitap, yani siz götürüyorsunuz bir belge, o size kitap olarak teslim eder. O mesela oraya gitsin. Çok eski, Osmanlı'dan kalma, bir tane de orası kaldı. Başka da yok zaten orayı, o işi yapan. Ondan sonra mesela orada yaptırsınlar, evlerinde incelesinler. İnceledikten sonra da orada da bir sonuca varırlar. Ne demek istiyorum? Yani bu belgeler bizim elimizde. Bunlara ulaşabiliyoruz. Ama Nostradamus'un orijinaline, işte Baba Vanga'nın orijinaline ulaşamıyoruz. Orada biraz şey var. Bunu inceleyebiliriz. Yanlışlayabiliriz, doğrulayabiliriz. Buradan geleceğe ait bilgiler var ve açık. Mesela Timsah şiirinde, ondan sonra Ejder diye bir şiiri var. Yine Rehm Evla diye bir şiiri var. Suriye ile ilgili iki tane şiiri var. Suriye ile ilgili şiirlerinde mesela 2011'den önce, bu Suriye'de kargaşalar çıkmazdan önce, ben Suriye'deki olayların başlayacağını kitabıma yazdım. Şiirlerde var ve 2011 tarihini vererek yazdım ve Mısır'la ilgili olaylarla tetikleniyor diye yazdım. O zaman Mısır'da hiç darbe olayları falan da yoktu. Yani Mısır'daki olaylarla bu başlıyor, tetikleniyor. Ondan sonra Suriye'de patladı. Suriye'de patladıktan sonra ortam tamamen karıştı. Yani mesela bu Suriye ile ilgili, Suriye'nin tasvirlerini yapmış. Çok acayip. Suriye ile ilgili mesela öyle şeyler söylüyor ki, Suriye kelimesi de zaten batıdaki karanlık bölge veya cehennemi bölge manasına geliyor. Çok eski antik kaynaklarda Sari, Suri bu kelime köken olarak. Mesela Müştak Baba'nın tasvirlerinde de cehennem, niran, zulmet, karanlık, bu şekilde ifadeler var Suriye ile ilgili. Ve orada tarihler veriyor. Ayağa kalkmasını geciktirir, sona doğru alır diyor. Başlangıç, aralarda bir güzel dönem olur. Burada da sanki ağzına bir parmak bal çalıyormuş gibi dönemler yaşanır falan. Yani garip zulmet haline gelmiş. Orada bir tamlama geçiyor. Hani bizim şarkılarımızda geçen kahpe felek falan lafları vardır ya, ona benzer bir Osmanlıca tamlamayı orada kullanmış. Yani gerdunu deni, yani dönen bu çark, içinde insanları eriten bu çark, arada bir yüzüne gülümser, sanki bir şey vermiş gibi, böyle insana bir ferahlık vermiş gibi, ama gene çarkların içinde alır eritir. Bu Suriye'yi anlatırken hep böyle betimlemeleri var. Ve orada verdiği tarihlerin başlangıcı 2011, 2021 yılından sonra, işte oradan o şiirden çıkartıyorum. Bir değişiklik olacağım. Ben bunu çok senelerden beri söylüyorum. Esat'ın gideceğini. Gidecek. Evet, hatta bu olaylar ilk başladığı zaman Libya'da Amerikan gemileri, uçak gemileri vardı. Suriye'ye hareket ediyorlardı. 10 gün içinde şöyle olacak, 15 gün içinde böyle olacak falan. Birçok gazeteci arkadaş beni aramıştı. Yani biz nasıl yorum yapalım falan. Bu iş bitiyor mu, bitmiyor mu? Dedim ki bu işler kesinlikle 2016 senesinden önce bitmez. Siz, dedim, öyle yorumlar yaparsanız açıkta kalırsınız. Bu iş uzun sürecek. Ondan sonra onlar inanmışlardı, bazıları inanmamışlardı falan. Ama görüldü ki bu iş bayağı uzadı. İşte geldik şimdi 2020 senesine. 2021'de de büyük ihtimalle barış dönemine girilecek. Peki Müştak Baba'nın ne kadar şiiri var? Siz ne kadarını incelediniz bugüne kadar? Merak ettim. Divanında 800 tane şiiri var. 800 küsur. Benim incelediğim çok şiiri var. Yüzlerce şiirini inceledim ama çözebildiğin var mı derseniz 4 tane kesin var. Tamamını çözdüğüm. Diğerlerinden mesela 2 satır çözmüşüm. Öbür 3. 4. 5. satırlar duruyor. 4 satır çözmüşüm. Diğerleri duruyor. 1 satır çözmüşüm, duruyor. Böyle çok parça parça şey var. Tabii burada bu çok hem boş vakit isteyen hem de kafayı zorlayan bir iş. Burada tamamen şey yapamıyorum. Mesela birkaç gün yoğunlaşıyorum, ondan sonra sıkılıyorum, bırakıyorum. Aradan 10 gün geçiyor, 15 gün geçiyor, tekrar eğiliyorum falan, böyle zaman içerisinde.
çözebilir miyim, çözemez miyim? Aynı şiiri defalarca çözemedikçe insanı usandırıyor. Sonra bıkıyorsunuz, aradan 3 ay 4 ay geçiyor. Tekrar başlıyorsunuz falan. Böyle zaman içerisinde gidip gelen bir çalışma bu. 4 tane kesin çözdüğüm var ama diğer satırlarda böyle tek tek çözdüğüm, yani yaklaşık 20'den fazla satır vardır böyle çözdüğüm. Oralarda da şiirin tamamını anlayamasam bile oradan burada çözdüğüm şiirlere uygun olan tarihler ve olaylar çıkıyor. Onlarla da onu birleştirerek geliştirme imkanı oluyor. Yani yeni yeni bir şeyler buluyoruz. Müthiş bir hazinemiz Müştak Baba. Siz buna sahip çıkıyorsunuz. Ne diyelim? Allah çalışmalarınızda size kolaylık versin. Sağ olun. Ben bunu söylüyorum. Birçok arkadaş da girsin bu işe. Meraklı çok insanlar var. Olmaz olmaz demesin. Osmanlıca da çok kolay öğrenilen bir şey. Yani bir ay iki ay kendisini zorladıktan sonra öğrenir. Ve okuduğu zaman zaten satır Türkçe. Ebced öğrenmek de çok kolay. Meraklı kişiler, yeni özellikle gençlerden girsinler. Sırf bana kalmasın bu iş. Yani onlar da bir şeyler bulsun. Hatta benim yanlışlarımı bulsunlar, çıkarsınlar. Bu iş hızlansın. Çok güzel bir uğraş, zevkli bir uğraş ve yani bizim bugünlere ait kehanetler, yani bilgiler çok olduğu için bugünlerde de önümüzü görmemize yardımcı olur bize. Bir de Müştak Baba da bunları mutlaka ki zaten çözülsün diye yazmış olmalı yani, değil mi? Fayda sağlasın diye, çözülsün diye yazmış olmalı. Hani Zaten Bababam da ne diyor, Nostradamus ne diyor diye olduktan sonra, gerçekleştikten sonra, aa bunu da söylemişti rivayetlerinin yerine kendi değerimize sahip çıksak diye böyle düşündüm tabii birden. tabii. Şimdi böyle söyleyince beni eleştiriyorlar. Şöyle diyorlar, sen bunları söylüyorsun. Buradan bizim rakiplere de bilgi gidiyor. Buna ne gerek var? Sen bunları söyleme, gizle falan diye. Ama ben de diyorum ki bunları Müştak Baba yazdığına göre bu iş herhalde öğrenilmesini isteseydi hiç yazmazdı. Hiç böyle Ebced'le bir şeyler koymazdı. Ama yazdığına göre zamanı geldikçe, bu işler olmaya başladıkça bunlar çözülsün, anlaşılsın. Geleceğe dönük de insanlara bir istikamet verebilir bu, bir yol verebilir. En azından yani bir bilgi kaynağı olarak kalabilir. Olaylarla karşılaştıkça, olaylar gerçekleştikçe, orada Müştak Baba bir olay anlatmış daha önceden ama burada düşmanı da dostu da tanıtıyor. Yani sen olay gerçekleştikten sonra anlasan bile bunu, orada konumunu sağlamlaştırmak için bir bilgi kaynağı bu. Anlayabilirsin olay nereden geliyor, nereden gidiyor, düşman kim, dost kim, nerede durayım, nasıl hareket edeyim. Buradan faydası olur insana. Onun için yani önemli görüyorum. Yani kehanet yönü daha önceden bilmesek bile, gerçekleştikten sonra anlasak bile faydası olur. Anladım. Çok teşekkür ediyorum size Serhat Ahmet'ten. Valla daha yine sorulacak çok şey var ama bir başka yayında inşallah yine kavuşuruz. Bu arada Serhat Ahmet Tan'ın YouTube kanalında da düzenli olarak içeriklerini onu merak edenler takip edebilirler. Kitaplar zaten 20 tane, eminim ki başkaları da geliyor. Tekrar tekrar teşekkürler. Arkadaşlar 2027'ye kadar rahatız. Şimdilik bu bilgiyle yol çekebiliriz. İnşallah Allah bilir diyelim ama inşallah öyle de umuyoruz. Koronavirüs bitecek. Zaten küreselciler de biteceğini söylemişler. Aşı geliyor. Çocuk aşı çalışmaları da yapılıyor. Bu dönem bitiyor. Ama bu dönemin belirsiz konuları işte Biden, atom konuları, Amerika'daki iç çatışmalar ne olur? Bu da çok önemli. Aslında bizi de ilgilendiriyor. Bu Amerika'da bir iç çatışma, ikiye bölünme gibi olaylar çıkarsa bu çok önemli. Bütün dünyaya yansır, ekonomilere de yansır. Bu da önemli. Buralarda kararsızlık var diyorlar. Çin'deki TikTok şeyiyle, sembolüyle verdikleri şey de Çin'le ilgili mesela. dijital savaş buradan, yani dijitalde bir şey var, çatışma var. Çünkü Çin kendi şeylerini yapıyor, devam teknolojisini geliştiriyor. Hatta bugün Çin'deki bir telefon meşhur firmasının bir yüz tanıma sistemi ortaya çıkarttı ve bununla Uygur Türklerini direkt hemen tanıdığı ve yakaladığına ait şeyler var. Burada insan hakları ihlal ediliyor mu, edilmiyor mu falan. Bu olaylarla yaşayacağız yani önümüzdeki yıl. Peki, çok teşekkürler. Ve iyi geceler Serhat İyi Ahmet'ten. geceler diliyorum ben. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim, böyle tüylerimin diken diken olduğu, aman ne olacak dediğim
Anlar da oldu ama çok keyifli bir yayındı Serhat Ahmet Tan'la. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizler de lütfen önerilerinizle, yapıcı eleştirilerinizle burada aşağıda yorumlara bana eşlik edin. Son derece önemliler. Bu arada videoyu beğendiyseniz like'lamayı, çıkmadan önce abone değilseniz kanalımdan abone olmayı ve bildirim ziline açmayı unutmayın ki yaptığımız her içerikten, üretimden sıcak sıcak haberiniz olsun. Ve çok güzel bir 2021 olsun. Gönlünüzdeki her murat neyse inşallah hayatınızdaki hakikat de o olsun. Ama hayat bu. Acısıyla, tatlısıyla, inişiyle, çıkışıyla hepsi bir arada. Diliyorum ki Allah hepimizin